İyi akşamlar. Haber Global'de başka gündemle karşınızdayız. Hepimiz duygularla doğuyoruz. Öfke, üzüntü, korku ya da neşe, ilgi, şaşkınlık gibi. Bunlara birincil duygular deniyor. Diğerleri sonradan öğreniliyor. Ve anlaşılacağı üzere duygular aslında bize kodlarımıza işlenmiş değil. Yani öğrenilen duygular var. Peki nasıl oluyor da o duygular ortaya çıkıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Elbette ki başka gündemde insanı insan yapan o duyguları konuşurken onları nasıl yönetmemiz gerektiğini de ele alacağız. Çok değerli konuklarımız var. Hemen kendilerini tanıtmak isterim. Sağ taraftan başlayacağım. Psikolog, sosyolog Serap Duygulu. Hemen yanında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, genetik uzmanı, doçent doktor Korkut Ulucan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sol tarafa dönüyorum. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, davranış bilimleri uzmanı doktor Banu Gökçül ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, endokrinoloji uzmanı profesör doktor Taner Damcı. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, konu duygular ve o duyguların nasıl oluştuğunu konuşacağız öncelikle. Neden duygularımız var diye soracağım. Korkut Hocam sizinle başlayayım. Allah. İlk başta tekrardan teşekkür ediyoruz bizleri buraya davet ettiğiniz için. Tabii şimdi duyguların nasıl olduğu, nereden geldiğini hani hep söylüyorum sabaha kadar tartışsak bir noktaya gelemeyiz. Ama şöyle ki kabul etmemiz gereken bir yanımız da insanın özellikle gelişmiş olan beyniyle beraber bu duyguların oluştuğu, bu duygulara verdiği tepkiler ve bunların davranış olarak nasıl yansıdığı etrafa bizler için önemli. Tabii bunları çok iyi anlamak için bunun biyolojisini bilmek ki ona göre belki bir altyapı hazırlamak, o altyapıdan belki ileride farklı durumlara karşı geliştirilebilecek yeni teknolojiyle belki tepkilerimiz farklı yönlere de evrilebilir. Hani bu yüzden de gerçekten duyguların nedenini aslında bilsek şundan dolayı deriz ama bazı elde somut veriler var. Ama tabii ki de özellikle insan beyni yaklaşık 100 milyara yaklaşan bir nöron sayısı, onların çok farklı birleşmesi, birbiriyle etkileşmesi ki hep söylüyoruz bunu da herhangi bir teknoloji çözebilmiş değil, herhangi bir informatik programı bunun da belli bir kısmına bile gelebilmiş değil. O yüzden de herhalde biraz daha böyle multidisipliner yaklaşımla yol alacağımıza benziyor gibi durunuyor şu anda. Taner Hocam size döneceğim. Duygular oluşurken sonuçta işte o beynimizdeki nöronlarla alakalı ama bir şekilde hormonların da etkisi var. Başlarken söyledim hani bir kısmı birincil bir kısmı ikincil diye geçiyor sonradan öğrenilen. Duyguların nedeni hormonlar mı, çevresel etkenler mi, sonrasındaki özellikle o ikincil duyguların gelişmesi noktasında neler yaşanıyor? Aslında her ikisi de çünkü duygularımız çevreye yanıt vermemizi sağlayan bizim bir parçamız ve duygularımız olmadan yaşayamayız. Duygular olmadan bir robota döneriz. Ve çevreye doğru yanıtlar vermemizi sağlamaya çalışan yaşantılar aslında duygular ve çok önemli. Dolayısıyla hormonlarla da çok yakın alakası var. Çünkü gerek sinir sistemi yani beynimiz ve beynimizin uzantısı olan sinirler, bunların dokularımıza gitmesi ve gerekse hormonlar bizim çevreye yanıt vermemizi sağlayan sistem. İki tane sistem var, iki ana sistem var. Birincisi sinir sistemi, ikincisi hormonlar. Sinir sistemini bir tren yoluna benzetebiliriz. Eğer oraya ray varsa ani hızlı uyarılar gider sinir sistemiyle ve biz tepki veririz. Ama bir taraftan da bazı tepkilerimiz daha uzun süreli ve durumla, kronik durumla dediğimiz ya da uzun vadeli durumla ilgilidir. Oraya da hormonlar gider. Hormonlar tek tek hücrelere kadar gidebilir kan akımıyla. Dolayısıyla bir tanesi sadece tren yolunun gittiği ama hızlı yanıttan sorumlu sinir sistemi. Diğeri de her bir köşe başına giden vücudumuzdaki hormonlarla biz tepkilerimizi ayarlarız. Ve duygularımızın hormonlarla çok yakından alakası var. Çünkü tepki vermemizi sağlayan, duygularımızı da ayarlayan hormonlarımız var. Hormonlarımızın düzeninde duygularımız ayarlıyor. Yani iki yönlü bir ilişki var arada. Ve bunlar sağlıklı olursa hormonlarla duygular arasındaki ilişki, biz sağlıklı tepkiler verebiliyoruz ve çevreyle daha adapte olmuş bir yaşantı sürebiliyoruz. Ama değilse büyük problemler yaşıyoruz hayatımızda. Hem sosyal hayatımızda hem de biyolojik hayatımızda çok büyük problemler yaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse cinsellik. Cinsellik bir davranış. Bu hormonlarla düzenleniyor mesela.
istekle, hormonlarla düzenleniyor. Bunun bazı canlılarda mevsimsel dönüşümleri var. Annelik, hormonlarla ayarlanan, o bağla, anne çocuk arasındaki bağın hormonlar arasında çok, hormonlarla düzenlenmesi yönünde çok yakın ilişkisi var. Yoksa o hormonlar eksik olsa anneler ya da dişi canlılar çocuklarını büyütemezler. Yine aynı şekilde korku var, savaşma var, kaçma var. İnsanlar arası ilişkilerdeki düzenlemeler var. Hepsinin bunların hormonlarla alakası var. Duygularımızla baş etmek değil de bu duygularımızı fizyolojik dozda olmasını sağlamamız lazım. Ve olması gerektiği dozda olmasını sağlamamız lazım. Yani duygular çok önemli bizim için. Olumsuz duygular da olabilir hayatımızda. Ama onları gerçekten olması gerektiği durumlarda, olması gerektiği yoğunlukta ve olması gerektiği uzunlukta yaşamamız lazım. Duygularımızla ilgili bence problemimiz bu. Duygularımız çoğunlukla olması gerektiğinden uzun, şiddetli ve durumla alakasız. Bunun da hormonlarla alakası var. Mesela tiroid hormonları çok salgılanırsa agresif davranışlar ortaya çıkıyor. Az salgılanırsa pasif bir yaşantı ortaya çıkıyor. Mutsuzluk ortaya çıkıyor. Testosteronun saldırganlıkla çok ilgisi var. Saldırgan, agresif davranışlarla testosteronun çok ilgisi var. Anne çocuk bağlarında yine oksitosinin, prolaktinin rolleri var. Dolayısıyla hakikaten duygularla hormonlar arasında çok yakın bir ilişki var. Ve bu ilişki bizim bütün hayatımızı etkiliyor. Hem hormonlar perspektifinden, biyolojik perspektifinden baktığımızda ve hem de günlük hayatımız, mutluluğumuz, keyfimiz ve sosyal ilişkilerimiz açısından baktığımızda durum böyle. Şimdi Taner Hocam'ın bıraktığı noktadan size döneceğim. Başlarken demiştik ki hem hormonlar hem çevresel etkenler. Yani işte çevresel etkenler de hormonları tetikliyor. İşte hormonların bize yüklediği davranış biçimleri sosyal çevremizle, iletişimle o ortamı nasıl yarattığımızı belirliyor. İkisi de aslında birbiriyle ilgili değil mi? Evet, çok güzel bir yerden bağladı Taner Hocam. Öğreniyoruz aslında birçok şeyi. Duygularımızı özellikle çocuklukta zaten hormonlar dediği gibi her iki hocamın hem genetik olarak bir takım şeyler öğretmek üzere zaten o altyapıyla dünyaya geliyoruz. Ama asıl etkili olan sonrasında bu temel duyguların dışında bir de sosyal öğrenme dediğimiz bir şey var toplum içerisinde. Hem hocalarım daha iyi bilir, ayna nöronlarla hem ortamı kopyalıyoruz. Hem yetiştiğimiz kültürel ortamın getirilerine göre davranıyoruz. Hem duygularımızı hem de o duyguları nasıl yöneteceğimizi öğreniyoruz. Dolayısıyla burada evet kişilik çok önemli. Getirdiğimiz genetik özellikler çok önemli. Ama bir de içinde yetiştiğimiz toplum ve o toplumdaki sosyal kabuller de çok önemli. Şimdi dünyanın neresinde olursa olsun 6 temel duyguyu bütün insanlar anlıyorlar. Hiçbir dil özelliği gerekmeden. Nedir bunlar? İşte mutluluk, kızgınlık, korku, üzüntü, şaşkınlık, tiksinme. Ya bunların yüze yansıması bunun, evrensel. Evet, hiç değişmiyor. Evrensel olarak bu 6 duyguyu karşımızdaki insan herhangi bir görüşme ve konuşma yapmadan, herhangi bir sözel iletişime gerek kalmadan anlıyoruz. Dolayısıyla sonrasındaki o işte sizin de ikinci diye ifade ettiğiniz duygular aslında biraz da toplumsal kazanımla ilgili. Demin Taner Hocam çok güzel bir şey söyledi. Çevresel etkenler ve bir duyguya takılıp kalmak. Ben mesela hep ısrarla bunun üzerinde duruyorum. Bu o kadar önemli bir şey ki. Duygu yani mutlu olmak dediğimiz şey karşıtı yoksa anlamlı bir şey değil. Yani mutsuzluk da olmaz ise mutluluğun ne olduğunu bilemeyiz. Aynı açlık, tokluk duygusu değil mi? Bir acıkıyoruz, bir alarm veriyor vücudumuz. Sonra kendimizi doyurma ihtiyacı duyuyoruz. Dolayısıyla bir duyguyu tanımlarken hep süreyen bir duygudan söz etmek mümkün değil. Yani sadece mutluluğun olduğu, sadece iç huzurunun hep olduğu bir duygu durumundan söz etmek mümkün değil. Çok tek düze bir şey olur. Fakat sıkıntı şurada, hangi duyguyu besliyorsak o duygunun üzerinde gereksiz yoğunlaştığımız zaman bir sorun yaşıyoruz. Eğer yaşadığımız ortama, yaşadığımız olaya uygun bir duygu geliştiriyorsak, örneğin bir kayıp anında doğal süreç olarak bir yas süreci yaşıyorsak burada sıkıntı yok. Ama bunu uzatıyorsak, bunun üzerine gereğinden fazla anlam yüklüyorsak orada sorun baş gösteriyor. Şöyle düşünelim, hani izleyicilerimizin de kafasına daha netleşmesi için.
Mesela çok mutlu olduğumuz bir anı düşünelim. Nedir? Bu üniversitede istediğimiz bölüm kazanmış olduğumuz zaman. Ne kadar sevindik değil mi? Belki 2 metre havaya fırladık. Çocuğumuzu ilk kucağımıza değil mi? 9 ay bekledikten sonra çocuğumuzu ilk kucağımıza aldığımızda ne kadar mutlu olduk? Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz diye düşündük. Ya da çok istediğimiz bir işe girdik, bir ödül aldık. Çok mutlu oluyoruz değil mi? Ama bir süre sonra o yüksek zirveden yavaş yavaş aşağı doğru iniyor ve biz normal yaşamımıza devam ediyoruz. Hatta çok isteyerek yaptığımız o işlerden zaman zaman şikayet etmeye başlıyoruz değil mi? Çocuklarımızdan şikayet ediyoruz. Üniversiteye girdiğimizde derslerin ne kadar zor olduğundan ama o bizim hayalimizdi ve o hayalimizi yaptık. Üstelik de gerçekleştiği için çok mutlu olmuştuk. Ne oldu? Dolayısıyla o duygu şiddetini mutluluk dahi olsa azalttı. Yani o anla mı ilgili yani mutluluk veya duygu? Bunu, tabii yaşadık ve tükettik. Ama sıkıntı şurada ki herhangi bir olumsuz duygu yaşadığımızda ya da bir olumsuzluk yaşadığımızda ona uygun geliştirdiğimiz olumsuz duyguda çok takılıyoruz biz. Dolayısıyla o duyguda çok takıldığımız için mutluluk arayışımız hiç bitmiyor. Hep onun karşıtı bir duyguya ihtiyaç duyuyoruz. Aslında baktığınızda hep söylenen bir şey var değil mi? Sosyal referans dediğimiz bir şey var. Nedir bu? Sosyal referans karşımızdaki insanların içinde yaşadığımız toplumdaki bireylerin duygularına ve tutumlarına bakarak onları baz alarak bir tutum ve duygu oluşturmak. Buna sosyal referans diyoruz ve bunu karşılaştırıyoruz. Bunda da sosyal karşılaştırma diyoruz. Yani biz, ben ve diğerleri arasındaki bir iletişim var. Sözsüz de olsa, sözlü de olsa bir iletişim var. Onlara bakarak var olan durumu tespit ediyorum ve ona uygun da bir duygu geliştiriyorum. Fakat bizde sıkıntı yaşadığımız bütün olumlu özellikleri, günleri, olayları çok çabuk tüketiyoruz. Ama olumsuz duygularda takılıyoruz. Bunun da çok enteresan bir sebebi var. Çünkü tek başına yaşadığınız mutluluğun sosyal kabulü çok fazla yok. Ama mutsuzluğun ödülleri var. Neden? Mutsuz olursanız, acı çekerseniz, üzüntü duyarsanız çevrenizdeki insanlardan çok daha fazla ödül alıyorsunuz. Ne oluyor? İlgileniyorlar sizinle, yardımcı olmaya çalışıyorlar, acınıza ortak olmaya çalışıyorlar. Ama mutluluk çok çabuk tüketilen bir şey. Ve biz dikkat ediyorsanız mutlu günlerimizde insanlar yanımızda yok diye üzülmüyoruz. Mutsuz zamanlarımızda insanlar yanımızda var mı yok mu ona bakıyoruz. Dolayısıyla da çok fazla anlam yüklüyoruz. Yani mesele hani o denge, tahterevalli gibi. Burada bir duygu, bir olay var. Karşılığında ona uygun bir duygu olması lazım. Eğer o ikisi birbirini dengelemiyorsa bizim hem psikolojik olarak hem biyolojik olarak dengemiz bozuluyor. Şimdi Serap Hocam'ın bahsettiği o işte negatifin altını çizmek veya oraya takılıp kalmak üstünden bir örnek vermek isterim. Biz daha önce mutluluğa ilişkin bir program yaptığımızda da yine aynı noktaya gelmiştik onu. Yani mutluluğu anlık yaşayıp birkaç dakikayla sınırlı tutup bırakıyoruz gidiyor ama işte bir olumsuz bir şey yaşadığımızda ona takılıp kalıyoruz. Sıkıca onunla ilgili kurmaya evet. devam ediyoruz. Ona evet. tutunuyoruz ve onu tekrar tekrar yaşıyoruz. Banu Hocam size soracağım. Niye yani bu kadar olumsuza, negatife takılmak gibi bir eğilim var? Şimdi işte Türkiye'de müzeye baktığınız zaman bile şarkıların çoğu aşkı değil, aşk acısını anlatır. Yani niye negatife bu kadar tutunan, bu kadar onunla haşır neşir olan bir insan var ortada? Davranış bakımından soruyorum. Anlıyorum. Şimdi ben önce duygunun bir tanımını yapmak istiyorum. Duygu tabii. duygu diyoruz. Duygu işte 6 duygu var. Hepsi harika. Duygu ne demek? Yani bunu biliyor muyuz? Bunu da düşünmek lazım. Duygu ne demek? Yani duygu. Yani duy var. Gu işte Türkçenin şeyi. Mesela İngilizce'de motion diyor. Emotion diyor. Yani duyuyorsun. Öyle düşünelim. Çok basit bir şey. Bir şey oluyor da o oluyor bende. Durduk yerde olmuyor bu duygu. Bir şey oluyor. Bir şey düşüyor bana. Kulağım bir şey duyuyor. Gözüm bir şey görüyor. Düşünce, bu düşünce bende bir şey oluyor. Korku oluyor. Öfke oluyor. Bir şey benim zihnime, duyularımla bir şey çarpınca bende başlayan hareketlenmeye duygu denir. Şimdi bu hareketlenmeyi ne başlatıyor? Bu çok önemli. Ve çok ilginç sizin söylediğiniz, hepinizin söylediği bu hareketlenme anları aklımda kalıyor. Yani geçmiş yıla baktığımda 2018'e, 2017'ye bir tek duyularıma bombardıman atılan anlar benim anım oluyor. Yani o yüzden çok Instagram resim çekiyoruz, anılarımıza kayıt olsun oluyor. Güzel anlar onlar. Ben gayet tasvip ediyorum mutlu anların insanların koymasını. Çünkü zihin sadece duyularına bir şey çarptıysa, duygu duyduysa hatırlıyor, anı oluyor. Geçmiş senede 5 Haziran'ı hatırlayan var mı? İzleyicilerimizden var mı 5 Haziran'ı hatırlayan?
Doğum günüyse hatırlar, o gün zehirlendiyse hatırlar, o gün trafikte kavga ettiyse hatırlar. Yoksa 5 Haziran ölü bir gün. Çocuğu doğduysa hatırlar. Dolayısıyla anı dediğimiz anlar, duygu yaşadığımız anlar. Ve çok güzel saydı Serap Hanım. Ne dedi? 6 temel duygu var. Sayalım duyguları. Bunları ezberlesin herkes, seyirciler. Ne? Korku, öfke, üzüntü, sevinç, şaşırmak, mutluluk, tiksinmek. Tiksinme, şaşırmak, evet, tiksinmeyi hadi geçelim. 4 tane temel duygu var. Korku, öfke, üzüntü, sevinç. Öküz diyorum ben, unutmayalım diye. Öküzden aklınızda. Öküz, öfke, korku, üzüntü, sevinç. Bu 4 temel duygunun 3'ü olumsuz. Evet. Anılarıma baktığımda hep aklımda o 3 olumsuzluk var. Sevinç bir tanecik, yazık orada. %25 benim sevinçli anlarıma bombardıman var. Sevinçli anlarımda da siz dediniz ya, üzüntülü anlarımızda hep çok güzel ödüller oluyor. Sevinçli anlarımda ben çok, mesela her gün sevinçli an aslında. Akşam yemeklerinde her günü en azından sağlıklı bitirdik diye kutlamamız lazım. Ne güzel siz mesela kutladınız bugün geldik buraya diye. Kutlamıyoruz. Ne güzeliz, ne iyiyiz, sağlıklıyız Allah'a şükür. Kutlamıyoruz. Nasıl, iyiymiştir. Ben diyorum ki çok iyiyim, şahane, bir şey mi oldu diyorlar. Yok ya Allah'a şükür. Oh, nefes alıyor. Bir şey olması gerekiyor. Sebebi zihin o acı anlarını akılda tutuyor. Dolayısıyla düşünce bunu atmamın sebebi de o. Herkes düşünce duygu başlıyor. Yani durduk yerde ne zaman başlıyor? Bir maviyi görünce, aa mavi, ay benim mavi çok güzel bir elbisem var, keşke onu giyseydim. Üstüne şey döküldü elbisenin, bıktım da temizlikçiye götürmeye ikide bir de. Kendim yıkayayım dedim, küçüldü. Bayağı da pahalı aldım, kredi kartına hala taksitle geliyor. Ay ne olacak bu, bitti ders, ne güzel duygu anlatıyorduk, harikaydık, mutluluk, kutlama vardı. Maviyi görünce ben ne oldu, alet gitti. Zihin ya geleceğe ya geçmişe, ya geleceğe ya geçmişe kaçıyor. Bu zihnin sorunu. Bu kötü bir şey değil, bizi ayakta tutsun, bizi yaşatsın, güzel yaşayalım diye. Yani bu alet hep çalışıyor, hiç durmuyor. Bu aletin hep çalışıyor olduğunu bilecek izleyiciler biz hepimiz. Fark ettiğimizde kaçtı. Ay buradan kaçta gideceğiz, yağmur mu, hava soğuk mu? Nefes alıp ana gelmek gerekiyor. Ana gelen insan duygularını anlamaya başlar. Mesela yönetmek konusuna da geleceğiz ya bugün çokça. Yönetmekten çok önce bir duyguları anlamaktan da bahsetmek lazım. Yani duygumu anlıyor muyum? Ben neden öfkeliyim? Mesela ben yeni öğrendim. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Neden yapıyorum? Hala öğrenemediğim için. Öfkeli insanlar aslında en naif olan insanlar. Neden? Trafikte adam kızıyor her şey. Neden? Çünkü trafiğin olmamasını istiyor. Çok umutlu aslında. Çıkıyor, trafik var. Şaşırıyor, öfkeleniyor. Herkesin kibar olmasını istiyor. Çok naif bir insan. Olmayınca insanlar kibar, kızıyor onlara. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Niye öfkeleniyoruz biz? Öfkemiz, öfkelendiğimiz şey bize neye değer verdiğimizi gösteriyor. Üzüldüğümüz şey ne demek? Kaybettiğimizde üzülüyoruz. Neyi kaybediyoruz? O zaman dur ya, ben bunu kaybetmediğim zaman bir kıymetini bilseydim. Onu gösteriyor. Bütün duygular bize bir şey bir düşünceyi, bir değerimizi gösteriyor. Dolayısıyla duygu geldiğinde bir nefes alıp, dur ya bu duygu hareketlenme. Önce onu, ben başladıysam tırnak yemeye, saçımla oramı buramla oynamaya, bilin ki bir şey geldi bana. Bir nefes alıp bu niye geldi? Hangi düşünceden geldi? Maviyi görünce elbise geldi. Yine başladım mı aynı şeyi söylemeye? Ha, o zaman ne? Salağın tanımı, salak. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyen insana denir. Her maviyi gördüğümde bu elbise geliyorsa aklıma, ben ne yapıyorum? Salaklık ediyorum. O zaman dur ya, ben bu maviyi gördüm. Başlamayacağım yine elbisemi anlatmaya. Farklı bir şey anlatacağım. Bugün başka, dikkatimi yöneteceğim. Dikkatim, biliyorum ki ben buradan girersem, bu konuşmanın içine kaptırırsam buradan çıkacağız hepimiz hep beraber. Diyelim ki işte Endonezya'daki de hepimiz bir üzüntümüzü anlatacağız. Bir hastalık anlatırsak biliyoruz ki zincirleme, hepimizde aynı duygular şey yapacak. Bulaşıcı çünkü. Duygular bulaşıcıdır. İlk bilinmesi gereken şey o. Bir duyguyu hissediyormuş gibi yaparak bile bulaştırabilirsiniz. Dolayısıyla mutlu ol, hani böyle fake it şey deriz, uydur gerçek olana kadar böyle gülüyormuş gibi yap, sonra gerçekten gülersin. Üzüntülü olduğunuz zaman da aynı şey oluyor. Dolayısıyla bir duyguyu hissediyormuş gibi yapmak bile bulaşıcıyken, gerçekten hissediyor olduğunuzda herkese bulaşıyor. Buna çok uyanık olmak lazım diyorum. Ya yani ben konuşurum böyle, siz sorun, devam edelim, nasıl yapalım? Ben elbette gideyim böyle. Ben hazırladım, konuşasım çok var. Siz isterseniz hani dönelim, nasıl istiyorsanız. Konuyu açacaktır eminim. Üzerinden devam edeceğiz. Kısaca duyguları düşünceler doğuruyor. Ezber düşünceler doğuruyor.
ezberlerimize bakmamız lazım. Her duygu, üzüntü, korku, öfke, bu türlü duygular, sevinç kalsın, sevinçli anlarımıza çapa atmak lazım. Yani sevinçli anları, dur ya ben bunu kaydedeyim, elime kaydedeyim, orama burama kaydedeyim. Ben bu an ne renk? Kırmızı. Ne güzel geldik buraya, burası aydınlık. Ha, bu aydınlığı kaydedeyim, nasılsın dediklerinde, iyiyim, çok şükür beni çağırıyorlar, tanınıyorum, biliniyorum, başa... İyi, bu anı kaydedeyim. Yarın sabah aman ne olsun be demeyeyim. İyiyim diyeyim. O zaman bu anı kaydedeyim. Sevinçli anlayı kaydedersek zihnimize, buna çapa atmak diyoruz. Çünkü üzüntülü anlar zaten kendiliğinden çapa oluyor. Hepsi bir soğan kabuğu gibi. Yani üzüldüğün an bir tık, bir zar gibi bir vücudunda bir yeri kasıyorsun. Çünkü hareket demek. Öfkelendiğinde bir şey. Ve bizler hepimiz dikkat edin sokakta bir insanın yüzüne bakarak, oturuşuna, duruşuna bakarak, vücuduna ne hissediyor olduğunu anlarsınız. Bütün o duygular böyle elbise gibi giymiştir. Dolayısıyla fark ettiği an geldi, ha geliyor bana. Ben tek nefes diyorum. Uyansın, ana gelsin. Dur ben dikkatimi değiştireceğim. Dikkatimi ben yönetirim. Dikkatim neredeyse, enerjim oradadır. Dikkatimi ben beni başarılı yapacak şeye, hedefime götürecek şeye dönüştüreyim. Şimdi denebilir. Sokaktaki evet. Gördüğünüz kişinin ne hissettiğini, hangi duygu durumunda olduğunu anlarsınız dediniz. Herkes aynı duyguyu aynı şekilde mi yaşar? Bir de öyle bir durum var. Yani şimdi mutluluk herkes için aynı şekilde yaşanmıyor olabilir veya öfke veya korku. O yüzden sokakta gördüğümüz kişinin gerçekten de sizin duygu yaklaşımınıza göre sizdeki değerlerin aynı olup olmadığını da algıladığımız bununla ilgili durum ne kadar doğru ne kadar değil. Söyleyeyim hemen. Şimdi duygular, beni germe, sıkma, şişirme. Bakın sıkma, şişirme. Boğazım düğümlendi. Midem işte gerildi. Beni germek, sıkılmak. Kabz bas deniyor buna. Kabız da oradan geliyor. Daralmak ve genişlemek. Hep duyguda, bedende bir şey oluyor. Ondan sonra da işte sizin hormonlar oluyor. Bir şey, hep böyle birbirini. Yani bedenle zihin aynı sibernetik sistemin parçası. Zihinde olan bir şey bedenimde duygu yapıyor ve beni harekete geçiriyor. Bu kabz bas da gergin oluyor duygu yaşayan kişi. Yani korkan, öfkelenen, üzülen birisinin böyle geniş, rahat olmasını bekleyemezsiniz vücudunuzdan. Doğru mu söylüyorum? Orada tabii şey buradan de var. Buradan anlayabilirsiniz. Kontrolcü tutumlar da var. Evet. Yani bizim dışımızdaki olayları kontrol etmek gibi bir inisiyatif istiyorsak eğer, yani her şeyi kontrol etmeliyim, herkesi kontrol etmeliyim. O zaman çok öfkeleniyor kişi ve ya içe dönük saldırganlık dediğimiz ya da dışa dönük saldırganlık dediğimiz daha agresif tutumlar sergiliyorlar. Halbuki hayat maalesef çok olsun isterdik ama böyle kontrol edilebilen bir şey değildir. Aldığımız kararlar, ben kötü karar yoktur diyorum. Yani kötü seçim yoktur. Sadece beklediğimiz sonuçları vermeyen, beklediğimiz gibi sonuçlanmayan kararlar vardır. Dolayısıyla biz hem karar alırken hem o kararın sonucunu, her şeyi kontrol edelim istiyoruz. Ama bizim, demin siz ne güzel söylediniz, bizim toplumumuzda da mutsuzluğun şöyle bir sosyal kabulü var. Mesela biraz sevinelim, biraz gülelim. Hemen diyoruz ki çok güldük, başımıza bir şey gelecek şimdi. Değil mi? Ay Allah saklasın, hani abi kötü bir şey olmasın, çok güldük filan diyoruz. Şimdi gülmenin karşılığında böyle bir toplumsal kabulün olduğu kültürlerde insanların bu farkındalığı kazanmaları ve duygularını yönetmeleri maalesef her zaman çok kolay olmuyor. Çok ciddi bir hem hormonal olarak ne olduğunun bilincinde olmamız lazım. Hem de hayatın çok yönetilebilecek bir şey olmadığını bilmek lazım. Ben şey diye düşünüyorum, yani hiçbir şey dünyanın sonu değil. Hiçbir şey sizin hayatınızda vazgeçilmez değil. Hiçbir şey. Dolayısıyla bir şeyleri kontrol edeyim derken aslında hem bir şeyi kontrol edemiyorsunuz hem de o hayatın size getirdiği güzel şeylerin de tadını çıkaramıyorsunuz. Çünkü hep 5 adım sonrasını düşünüyorsunuz. Hep bir şeyleri planlamaya çalışıyorsunuz. Hele hele bir de ebeveynseniz, çocuk yetiştirmeye çalışıyorsunuz, işler iyice çığırından çıkıyor. Çünkü bu sefer hayatı kontrol edemediğinizde çocukları kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Bugün günümüzde ebeveynlerin yaşadığı en büyük sıkıntı bu. Neyi kontrol ediyor? Mesela ev düzeninde de çok fazla takıntılı olduğunuzda yine kendi duygularını bastırmaya çalışıp bunu yönetemiyorsam o zaman yönetebileceğim yanımdaki, yöremdeki şeyleri dizginlemeye çalışırım düşüncesi yatıyor. Dolayısıyla hem kontrolcü tutumlar hem de kişilik özellikleri de ve kişinin tabii psikolojinin temel kuralı budur. Kişiye rağmen kişiye yardımcı olamazsınız. Yani kişi bir sorun yaşadığının farkında değilse veya bunu kabul etmiyorsa ne kadar çevresinde ona yardımcı olmaya çalışan insan olursa olsun maalesef ulaşmak çok zor. Şimdi kontrol
düşürücü tutumlar demişken, sonuçta onlar bir şekilde insanı daha depresif hale getiriyor. O takıntı problem yaratıyor. Ve sürekli savunmada. Evet, sürekli bir savunmada, saldırıyla karşı karşıya. Kendisini düşürüyor. Sonuçta enerjisini düşürüyor, aşağı çekiyor. Tanrı Hocam, size soracağım. Siz mindfulness'la ilgileniyorsunuz. Olay aslında hani zihni sakinleştirmek ve kendini dinleyip bir şeyleri rafa kaldırmak veya doğru yola kendini yönlendirmekle ilgili diye algılıyorum ben. Bu takıntı işlerinden veya kontrolcü tutumlardan nasıl kurtulmak mümkün? Mindfulness kabullenme temelli bir dünya bakışı zaten. Ve kabullenme üzerine kurulu. Ve olduğu gibi görme üzerine kurulu. Bizim çünkü bu stres dediğimiz hayatımızı kısaltan, bizi hasta yapan, şeker hastası yapan, yani olmasına katkıda bulunan, kardiyovasküler, kalp damar hastalıkları, kanser, mutsuz olmamıza sebep olan stresin sebebi aslında bizim yaşadığımız acı olaylardan çok bizim onlarla savaşmaya çalışmamız ve onları yok etmeye çalışmamız. Çok önemli bir endokrinolog vardır, Hans Selye diye, Macar bir endokrinolog. Onun çok önemli bir lafı var, 1932'de söylediği. Bizi öldüren stres değil, bizim stresli savaşımızdır der. Çok güzel. Yani biz hep o acıları yok etmeye çalışırken onları büyütüyoruz aslında. Onlarla savaşmaya çalışırken onları büyütüyoruz. Çünkü zihnimizin içinde geçmişle gelecek arasında bir pandül dönüyor sizin söylediğiniz gibi. Ve bu sürekli bir kaygı üretiyor. Bu kaygı sürekli bir duygu üretiyor. Bir başka duygu. Ondan kurtulayım diyoruz, başka duyguya yakalanıyoruz. Ondan kurtulayım diyoruz, daha kötüsüne yakalanıyoruz. Böyle bir kısır döngü içinde geçiyor hayatımız. Mindfulness insanın hem bir felsefe hem de bir teknik. İnsanın bu ana odaklanmasını sağlayan, zihnini bu yönde eğiten ya da geliştiren bir teknik mindfulness. Teknik yönü böyle. Ama mindfulness yalnızca bir teknik değil. Dünyayı bakış felsefesi aynı zamanda. Olduğu gibi görmek, olduğu gibi kabullenmek. Bu hiçbir şey iyiye doğru değişmesinin anlamında değil. Ama olduğu kadar değer vermek ve olduğu kadar duygu yaşamak onun karşılığında. Bunu sağlayan ya da sağlamaya çalışan, insanın hayatında bu yönde değişiklik sağlayan bir durum. Bir şey ekleyeyim mi? Buyurun. Dikkati 5 duyuya ve şimdiye veriyor. Değil mi mindfulness? Öyle biliyorum. Yani o da zaten ana gelmemizi sağlıyor. Evet. Andayken de olan olduğu gibi görmek gibi aydınlanmanın tanımı olmuş oluyor. Olan olduğu gibi gördüğünde. Şimdiye ait bir şeyi bir odaklanma objesi, bir antrenman nesnesi olarak kullanmak aslında. Evet. Duyular olabilir, sesler olabilir, yaşadıklarımız olabilir. Böyle bir şey var. Mesela cevizi yerken yiyeceklerle yavaş yavaş koklamak, ellemek, gözün kapalı. Bunu yapmamız o anda bir şey sağlıyor, bir odaklanma sağlıyor ama gün içine yayılan hatta zamana yayılan bir farkındalık da yaratıyor. Biz o zaman etrafımızdaki insanları daha rahat görebiliyoruz. Onların tepkilerini, yaşantılarını daha iyi anlayabiliyoruz. Daha iyi bir sosyal hayat yaşıyor. Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak mindfulness, stres, kaygı, bunları ortadan kaldırmayı amaçlayan ve başaran, bir ölçüde başaran tabii, tamamen ortadan kaldırsa her şey günlük lüstanlık olur. Zaten böyle bir iddiası da yok. Sadece iyiye doğru giden bir yol olma iddiası var ya da bunu sadece vaat ediyor. Böyle bir değişiklik yaratıyor insan hayatında ve bu artık Amerika'da özellikle çok yaygın olarak kullanılıyor. Okullarda kullanılıyor, iş yerlerinde kullanılıyor. İş yerlerinde iş verimini artırıyor. Okullarda okul başarısını artırıyor çocukların. Topluma adaptasyonda kullanılıyor. Empatinin geliştirilmesinde, sağlık personelinde çok kullanılıyor. Çünkü sağlık personeli artık acılarla karşılaşa ona duyarlılığını yitiriyor. Peki hocam, o ana odaklanmak kolay bir şey midir? Hayır, kolay değil. Sadece onu çalışmak, onu yapmaya çalışmak bir çeşit bedenin antrenmanı gibi düşünün. Nasıl antrenman yaptıkça, nasıl kolay değilse antrenman yapmak. Ama bedeniniz gelişirse, sağlık parametreniz gelişirse, zihninizde bunu yapmanızda böyle bir etki yapıyor, böyle bir etki gösteriyor. Kolay değil, başarı veya başarısızlık yok. Yani ben işte mindful oldum, olmadım gibi bir şey değil. Sadece bu yönde gelişmeye yönelik bir şey ve çok iyi sonuçları olan bir şey. Şimdi stresten bahsetti Tanrı Hocam. Onu daha öncesinde Banu Hanım işte 4 temel duygudan 3'ünün negatif, bir tanesinin pozitif olduğunu söyledi. O pozitif olan sevinç. Yani gülümsemekle alakalı aslında. Bu programa başlarken yani formatı aslında bu hafta ne konuşalım diye
planlarken de neden güleriz, neden ağlarız diye yola çıkmıştık. Sonrasında duyguların tamamını kapsayan bir konu bütünlüğüne getirdik. Şimdi neden güleriz, neden ağlarız üzerine işte okuma yaparken beynimizdeki gülmeyi kontrol eden bölgenin aslında nefes alma ve temel fonksiyonlarla beraber en işte evrimde en baş noktada tamamen temel refleksleri kontrol eden noktada bulunduğunu, beynimizin o noktasında bulunduğunu, sonradan dil ve hafızayla işte gelişmiş alandan uzakta olduğunu gördük. Yani aslında doğamızda var gülmek. Ama biz doğamızın gereği, yani işte sonradan öğrenilmişlerden ziyade doğamızın gereği olan gülmeyi biraz daha aşağı çekiyor gibiyiz. Gülmek neden bu kadar zor hale geliyor Korkut Hocam? Aslında zor hale gelmemesi lazım. Belki buna özellikle gelişim sırasında, çocukların büyüme sırasında işte oğlum dikkat et, işte kızım şöyle otur, bak bu saygıdır, şudur. Belki bir baskılanma olabilir. Ona hocalarım daha farklı açıdan yorum yapabilir. Belki içinde bulunduğumuz toplumun da belli kuralları muhakkak ki var. Belki belli davranış kalıpları o toplumda bulunduğumuz kurallara bir aykırılık olarak kabul edilebilir ve bu size çocukluktan beri empoze edilirse siz bunu her zaman her yerde kolay kolay yapamazsınız. Hani evet, biz güzel bir toplumuz, popülasyonumuzda da belli kurallar var. Bizi bugünlere o kurallar getirdi. Bizim büyüklerimiz o kurallarla büyüdü. Kendilerini öyle uygun gördüler ve bizim de aynı kurallarla devam etmemizi isterler. Bu ayrı bir boyut. Şimdi hocalarım çok güzel yorumlarda bulundular. Şimdi gerçekten bakın, bizler doğduğumuzda bazı gen dediğimiz yapıları yarısını anneden yarısını babadan alıyoruz. Aşağı yukarı ufak tefek şeyler var ama hani onu tam net anlaşılsın diye söylüyorum. Ve bazen bizler her zaman olması gereken, yani bizim normal dediğimiz fizyolojiye ulaşmamıza sağlayabilecek genler maalesef belli durumlarda gelmeyebilir. Annemizden veya babamızdan veya her ikisinden. Ama vücut, özellikle bizim hücrelerimiz öyle bir plastisiteye sahip ki o duruma karşı da kendine bir çıkış yolu bulmuş. Şimdi hocam endokrinolog, onun için şimdi belli hormonların işte bir tolere edilebilen sınırları vardır ama belli bir seviyesinin altında hoca der ki ben buna müdahale etmek zorundayım. İlaçla şununla bununla. Veya çok üstte olduğu zaman bir dakika, bu iş kötüye gidecek, bunu biraz baskılamamız lazım. Belli sınırlar vardır. Ama vücut bunu böyle ürettiği sürece vücut ona karşı bir adaptasyonla gelir. Nedir bu? Hücre gene kendine bir orada bir sağ kalım mekanizması yaratır. Hani hep tartışıyoruz ya, kanser hücresi niye hızlı bölünüyor? Çünkü o bölünmeye programlı geliyor veya yapılıyor. O aslında işini yapmaya çalışıyor. Tamam, bulunduğu yerde de organizmaya aslında zarar veriyor ama o onun farkında değil. Şimdi beyin dediğimiz organ işte bu duyularımızı alan, yorumlayan ve davranış yoluna giden organ çok akıllı bir organ, her organımızda olduğu gibi. Ve gerçekten dışarıdan çok fazla buna input, yani bilgi geliyor, görüntü geliyor, onları yoğuruyor. Mesela ben hocamdan şu peçeteyi istesem saliseler içinde beyni ona karar veriyor ve bu peçeteyi neden istemiş olabileceğimin yorumunu yapıyor ve bundan bana zarar gelmez veya ihtiyacı vardır deyip bana peçeteyi uzatıyor. Bakın çok kısa bir alanda oldu bu. Ama beyin bunları düşünüyor. Muazzam bir mekanizma. Ve bizler orada da aslında onun içinde de bir sistem var. Onların kendi endokrin sistemi diyebiliriz. Nörotransmitter adını verdiğimiz bazı ufak moleküller var. İşte asıl sorun o mekanizmanın dengesinin bozulması. Öyle ya da böyle. Alıştığı ortamın dışına çıkarsa, örnek veriyorum, şimdi size örnek versem. Güzel bir program yapıyorsunuz ama hayaliniz işte bu program belli bir seviyeye gelsin, daha sonra ailemle, örnek veriyorum, X beldesine gideyim ve güzel bir tatil yapayım. Bu sizin hedefiniz. Şimdi bu hedef olmadığı zaman iki yönlü de bir umutsuzluk olabilir. Ya program iyi gitmemiştir, Allah göstermesin. Ya program iyi gitmiştir ama işte kanal size ekstra görevler vermiştir. Şimdi ilkinin tolere edilmesi sizin için daha zor. Çünkü asıl işiniz bu. İkincisini tolere edebilirsiniz. Çünkü aslında kanalın size, hani örnek veriyorum, böyle midir işler sizde gidiyor bilmiyorum. Hani kanalın size bu ikinci görevi aslında sizi onore etmedir. O zaman diyorsunuz ki tamam, ben şöyle gitmeyebilirim. Eşinize söylersiniz, kusura bakma, hani böyle bir şey geldi. Örnek veriyorum bunu. İşte bakın, bütün burada bizim beynimizde bir denge var. O denge nereden geliyor biliyor musunuz? Ta doğduğumuz anda. Hep aynı örneği veriyorum. Çocuk ekmeğe
sofraya ekmeği getirdiği vakit annesi babası ona şöyle aferin benim kızıma oğluma dediği an artık o çocuk için son noktaya gelmiştir o. Sorun şurada. Ona onu yaptığı vakit yeni bir şey bulmadığınızda çünkü o rutine binecek. Onun yerine koymadığınızda işte asıl sıkıntı burada. O yüzden hedefler ben hep onu söylüyorum. Hedefler çok çok önemli. Hocam örnek verdi. Evet üniversite sınavını kazandığımızda çok mutlu oluyoruz. Halbuki belki üniversite sınavının bir noktası da aileye ve çevreye olan göstergedir. Belki de çocuk kendinde farkında değil. O sınavı annesi babası için yapıyor. Halbuki o sınavı kendi için yapıyor. Kendine ona hedef koyması lazım. Ama bu hedefin de bir noktası ailesi ve çevresi. O yüzden bu denge çok çok önemlidir. Ve hep söylüyoruz çocuk yetiştirmek ayrı bir zanaattır. Çok ayrı bir şeydir. Mesela görüyoruz ki timsah yumurtadan çıkıyor içgüdüsel. İster davranış deneyim, ister içgüdü deneyim, ister şey deneyim, duygu deneyim. Direkt denize gidiyor. Sorgu sualsiz. Yolda öleceğini bilse de düşünemiyor onu. Direkt hedefi odur. İşte bizde de öyle. Yani bizim bir farkımız var. Gerçekten beynimiz, siz bir örnek verdiniz. Gülmek bizim doğamızda var. Doğrudur. Ama bunu tetikleyen mekanizmayı da bizim iyi oturtmamız lazım. İşte bunu oturttuğumuz zaman yarın bir gün bizim başımıza bir şey geldiğinde şimdi biz nedeni araştırıyoruz. Hocam onu tedavi etmeye çalışıyor. Hocalarım da farklı bir yöne gelmeye çalışıyor. Bütün bunların beraber yapılması lazım. O sorun var. Bunu kabul edeceğiz. Ondan nasıl kurtulacağız? İşte o zaman bizim için mutluluktu veya işte duyguların önemi ortaya çıkacak. Yani sorun var. Bunu bileceğiz. Bizim işimiz o sorunun nedenini bulmak, klinisyenlerin işi o sorunun tedavisini yapmak, psikolog hocalarımızın işi de bundan nasıl anlık kurtarabilirim bunu düşünmek. Evet gülmek var, yeter ki o mekanizmayı tetikleyebilelim. Şimdi sizin anlattıklarınızla beraber konu aslında duyguları yönetmeye geldi. Yani nasıl evet. Yöneteceğimize. İşte çok sayıda duygu, farklı duygu var. Hepsi üzerinden tek tek elbette ki konuşmak mümkün değil ama genel anlamda duyguları yönetmek için nasıl bir yolu izlemeli veya prensipte nasıl hareket edilmeli onlar üstünden devam edelim isterim. Edelim. Demin stres üzerine konuşul diye bir küçük ekleme yapabilir elbette. Miyim onunla ilgili olarak? Buna da bağlanacak aslında. Şimdi benim ilk kitabımın adı da bu. Stresine sahip çık. Taner Hocam'ın da söylediği gibi kurtulunması gereken bir şey değil aslında ve strese yol açan tek bir olay ya da bir olaylar dizisi yoktur. Stres dediğimiz şey tamamen kişisel bir şeydir. Kişinin olaylara yüklediği olumsuz anlamla ilişkili bir şeydir. Yani benim için çok stres yaratan bir olay, işte Korkut Hocam için günlük hayatın sıradan bir getirisi olabilir. Ve aslında stres dediğimiz şey savunma sisteminin de devreye girdiği bir tehdit unsuru gibi algılamamız lazım. Şimdi ben kitabımda da yer verdim. Çok ilginç bir örnektir, gerçek bir örnektir. Sadece bakış açısını değiştirerek aynı olaya nasıl bakabileceğimize dair bir örnektir bu. Boston'da bir otelde yıllardır kalan otelin müşterisi bir hanımefendi. Bir gün gidiyor müdürün odasına diyor ki son derece rahatsızım. Ya diyor benim odamı değiştireceksiniz ya da diyor yandaki diyor beni rahatsız eden beyefendiyi diyor otelinizden atacaksınız. Ne oldu efendim diyor otelin müdürü. Diyor ki yanında diyor bir adam var sabahtan akşama kadar diyor piyano sesleriyle diyor beni rahatsız ediyor. Huzurum falan kalmadı. Lütfen diyor kendisini otelden uzaklaştırın ya da odamı değiştirin deyince müdür diyor ki efendim yapamam çok özür dilerim. Neden yapamazmışsınız diye soruyor. Çünkü diyor kendisi birkaç gün sonra diyor vereceği konsere hazırlanan dünyaca ünlü Paderewski diyor. Şimdi hanımefendi diyor ki nasıl Paderewski? Polonya Cumhurbaşkanlığı'nın sanatı için reddeden Paderewski mi diyor. Evet efendim ta kendisi diyor. Peki diyor kadın çıkıyor odasına. Bütün arkadaşlarını çağırıyor ve oturup birlikte Paderewski dinliyorlar. Şimdi piyano aynı piyano. Çalan aynı, otel aynı, eylem aynı. Ne oldu bir anda bu olay kıymete bindi? Bakış açısı bunu evet bakış açısı. Yani ben bazen ofisimde de insanlara böyle örnek veriyorum. Şimdi burada oturuyoruz. İşte yan yana oturuyoruz Korkut Hocam'la. Ben şimdi diyorum ki Korkut Hocam bakar mısınız karşıda çok güzel diyorum işte dekor var, yeşillikler var filan. Korkut Hocam diyor ki hayır ben karşıda betonları görüyorum. Çünkü onun baktığı açıdan orası gözüküyor. Yani sadece açıyı değiştirmek bile bizim olaya karşı tutumumuzu baştan aşağı değiştirecek bir şey. Çünkü stres önemli bir şey ve aslında vücudun zaman zaman savunmasını harekete geçiren bir şey. Stres sırasında hocam haddimi aşmayayım sadece bildiğim kadarıyla söyleyeceğim.
vücudumuzda saniyeler içerisinde bir olayı tehdit olarak ya da stres faktörü algıladığımız andan itibaren saniyeler içerisinde hızla iki hormon yükseliyor. Birisi kortizon, birisi adrenalin. Şimdi adrenalin dediğimiz şey de bizim yaşamsal hormonumuz. Doğrudur değil mi hocam? Çok doğru. Yani siz bir olayı tehdit olarak algıladınız. Şimdi ya kaçacaksınız ya savaşacaksınız. Hangisini yapacaksınız yapın, bir enerjiye ihtiyacınız var. Onun için de kortizon salgılanıyor. Şimdi çok güzel. Vücudunuz savunmaya geçti. Bütün hormonlar açısından hazırlandınız. Ama ortada gerçek bir tehdit yok. Yani gerçekten kaçacağınız ya da savunacağınız, saldıracağınız bir şey yok. İşte günlük hayattaki psikolojik kaygı bozukluklarının temelinde de bu dinamik yatar. Bu sefer ne yapıyoruz biz? Gerçek anlamda somut bir tehdit unsuru olmadığı zaman işte o panik bozukluklar başlıyor. Yani yerinde duramıyoruz, elimizi ayağımızı nereye koyacağımızı bilemiyoruz, kafamızdan bütün olumsuz düşünceler geçiyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İşte o olayı biz ondan sonra stres olarak öğreniyoruz ve algılıyoruz. Ondan sonra da her tür karşılaştığımızda benzer tepkileri veriyoruz. Yönetmek dediğimiz şey, hani programın başından beri hep ne diyoruz? Farkında olmak, bilincinde olmak, bunu değiştirmeye istekli olmak. Elbette ki kişisel tutumlar, genetik yatkınlıklarımız, hormonal yapımız, davranışlarımız çok önemli. Ama bütün mesele bir şeyi sorun olarak algılayıp bunu çözmek istemekte yönden geçiyor. Şimdi biz ne yapıyoruz ama? Bir olayı özellikle olumsuzluğu, mesela çok güzel bir kitap önereceğim. Daniel Gilbert'in Mutluluk Engeli isimli bir kitabı var. Orada çok güzel bir soru soruyor. Diyor ki içgörü önemli düzeyde bizim mutluluğumuzu sağlayan bir şey midir? Ve sonuç çok ilginç çıkıyor. Diyor ki hayır, derin bir içgörü bize mutluluk getirmiyor. Neden? Çünkü o derin içgörü aynı zamanda derin empati, karşı tarafın yerine kendini koymak, olayların olumsuz tarafına odaklanmak. Çünkü neyi düşünüyor kişi? Nasıl değiştirebilirim? Bunu nasıl yönetebilirim? Nasıl kontrol edebilirim? Olayı gelişine karşılamak ve geldiği anda bir duygu üretmek yerine önceden hesap kitap yapmalar başlıyor. Dolayısıyla özellikle bilimle uğraşan veya hayata katkıda bulunmaya çalışan insanların baktığınızda çok gelişmiş empatik duyguları vardır. Hep bir şeyleri değiştirmeye çalışır. Duyguları yönetme konusunda da şöyle bir şey var. Onu tamamlayıp sözü bırakacağım. Şimdi bizim olaylarla karşılaştığımızda veya kendi kendimize düşündüğümüzde kendimizle ilgili aslında kullandığımız çok ilginç bir iç sesimiz var. Şimdi tehlikeli olan bu. Bizim iç sesimizle kendimize söylediğimiz, farkında olmadan söylediğimiz sözleri, hep söylüyorum ama burada bir kez daha söyleyeceğim. Dışarıda herhangi birisi bize söylese kavga çıkar gerçekten. Çünkü kendimize ne kadar başarısız olduğumuzu, nasıl işe yaramadığımızı, hay Allah bunu da yapamadım, acaba olur mu, yapamazsın, başkası senden daha iyi gibi sürekli olumsuz konuşuyoruz biz. Sürekli içimizde kendi kendimize konuşuyoruz ve hep olumsuz konuşuyoruz. Şimdi önce bu iç sesin farkına varıp bunu durdurabilirsek ve bu cümleleri olumlu cümlelerle değiştirebilirsek ilk adımı atmış olacağız. Çünkü temelde insan olarak şöyle bir şey var. Benim sıradan bir birey olarak iyi olduğumu bilmeye ihtiyacım var Serdar Bey. Yani iyi bir insanım ben. İyi şeyler düşünüyorum. Kimse hakkında kötü düşünmüyorum ya da kimsenin arkasından olumsuz şeyler yapmıyorum. Şimdi bunu kendi kendime düşünüyorum tamam ama somut bir şey görmem lazım. Bunu bir duygu olarak somutlaştırabilmem için somut bir şey görmem lazım. Peki bunu nasıl somutlaştırabiliriz? İşte zaman zaman söylüyorum. Buradan da iyi oldu, fırsat oldu. Sizden daha az şanslı insanların hayatında fark yaratarak yapabilirsiniz bunu. Örneğin bir çocuğu okutarak, ona ne kadar bütçeniz yetiyorsa onun eğitiminde katkıda bulunarak ya da işte yardıma muhtaç olan veya kimsesiz kalmış insanların hayatında fark yaratarak. O zaman şunu yapacaksınız. Siz o eğitimine katkıda bulunduğunuz genci her gördüğünüzde o sizin için bir referans noktası. Diyeceksiniz ki onun eğitiminde benim katkım var. Onu somut bir halde gördüğünüz için o size mutluluk verecek bir şey. Ve bu paha biçilemez bir mutluluk. Yani bunu hiçbir şeyle satın alamazsınız. Ya da hiç kimseyle de iş tokusu yapacağınız, başkasının size vereceği bir duygu değildir. Kendi katkınızla başkasının hayatında fark yarattığınız için, birinin yolunu aydınlattığınız için yapacağınız bir şey. Zaman zaman ben insanlara onu diyorum. Yani lütfen sosyal etkinliklerde bulunun. Sosyal etkinlik dediğimde işte bildiğimiz hani gideyim bir sinemaya, tiyatroya, o ayrı bir şey. O bireysel zenginleşmedir. Ama bir de
bütün topluma yansıyacak katkıda bulunduğunuzda, bu günlük hayatın getirdiği bütün sıkıntılı, stresli şeylerle başa çıkmak için elinizde sağlam, somut veriler olacak. Duyguları kontrol etme kısmı. Özellikle negatif olanlardan soracağım. İşte korku, üzüntü, kaygı, endişe. Bunları nasıl yönetebiliriz? Veya yönetmek mümkün müdür? Bütün bu konuşmaların üzerine şöyle bir şey ilave etmek istiyorum. Mindfulness, işte farkındalık, yönetmek, stres. Şimdi duygusal çevik, ben eğitimciyim, şirketlere eğitim veriyorum. Bize hep şey derler, yeni eğitiminiz var mı Banu Hanım? Siz eskileri iyi anladınız mı? Yani ben 30 yıldır bu eğitimleri veriyorum, hala anlamış değilim. Ve yeni bir konu, ben yeni buldum bunu. Yeni buldum dedim, kendimde buldum. Sonra baktım literatür de çok incelemiş. Okuyorum, bakıyorum, sizler de duyun. Duygusal ihmalkarlık. Evet. Ben duygusal ihmalkar bir çocuğum. Benim annem hala bugün bile beni duygusal ihmal etti. İzmir'de oturuyor, telefonla konuştuk. Benim kız arkadaşım bütün gün annesi duygusal ihmal ediyor. Bakıyorum herkes yediriyorlar, içiriyorlar anne babalar. İşte doyuruyorlar. Fakat dinliyor mu beni? Duygularımı anlıyor mu? Arzularımı, isteklerimi? Şimdi bizim toplumumuzun en büyük sorunlarından biri anne babalarımızın bizi yedirip içirdiklerinde bizi baktıklarını sanmaları. Çok iyi niyetliler, ellerinden gelenin sonuna kadar en iyisini yapıyorlar. Buna kalpten, gönülden inanıyorum. Fakat farkında olmadan bizi dinlemiyorlar. Hissetmiyorlar. Bir hissimizi söylediğinde aman o da bir şey mi geçer. Aman o çocuk boş ver, çocuk o yapmış. Ondan sonra mesela ben bugün buradan şunu seslenmek istiyorum izleyicilere. Duygusal ihmalkarlık sorununa muhatap olup olmadığınızı şunlardan anlayacaksınız. Üç şey var. Bir tanesi, başkalarını memnun etmeye çalışıyor musunuz? Bu varsa bir şey bu, gösterge, belirti. İkincisi, bir şey yaptığınızda başkaları ne der diye korku endişe sahibi misiniz? Üçüncüsü, böyle bir duygu patlayana kadar içinizde tutup patlatıyor musunuz? Yani ya pasif agresif küsüyor musunuz ya da böyle tam artık bitiyor, o zamana kadar farkına varmıyor musunuz? Bu üçünü yaşıyorsanız duygusal ihmalkar çocuksunuz. Kaç yaşında olursanız olun. Ben onlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ha nasıl geçirirsiniz? Bunu ben paylaşmak istiyorum. Duygusal. Önce uyanacaksın. Ben de... Çok kişi oldu. Aa, efendim? Hocam saydığınız şeye baktım da yani %99 kişi de vardır bu sayede. %60'ı bilimsel bulunmuş. %60. Tahmin ederek söylüyorum. %99 oldu. Hepimiz de bu insanları memnun. Biliyorsunuz konuları. Uyanmak. Ben ne hissediyorum? Neye bozuldum? Neye üzüldüm? Neye korktum? Önce bunu tespit etmeyi. Bu hiç kolay değil. Çünkü bu yaşa kadar hiç etmemişsin, hiç farkına varmamışsın ki. O yüzden hiç kolay değil. Oturup dediğiniz gibi mindfulness bir şekilde dedim ya bize hep sorarlar yeni eğitim, yeni eğitim. Yeni moda eğitim şu. Duygusal çeviklik, duygusal dayanıklılık. Eskiden duygusal zeka eğitimi, duygusal zeka ve liderlik, duygusal zeka ve bir şey alırlardı kurumlar. Biliyorsunuz onlar sürekli. İsimleri alıyorlar ama içlerini alıyorlar mı çok emin değilim. Şimdi duygusal çeviklik moda. Duygusal çeviklikteki fark duygusal zekanın yönetiminden, bu yönetme kelimesinden farkı. O nefes alışta çünkü yaparsan olur. Bunu aklınızdan çıkar. Bir şey yaparsan olur. Ben böyle böyle yaparsam buramda kas olur. Yoksa olmaz. Kafamda düşünerek burada böyle kas olmaz. Böyle böyle yaparsan olur. Durursan, bir teknik, bir pratik yaparsan olur. Öyle durduk. Mesela ben sevgi okulu açılması, mesela şöyle spora gidiyorum deriz. Ben bugün sevgiyi öğreneceğim, sevgi becerimi geliştireceğim diye evden çıkan var mı? Sevgi ne demek? Onu da konuşmamız lazım. Sevgi ne demek? Bir insana baktığında daha zengin, daha cömert bir anlayış kapasitesiyle bakmak demek. O da bilinmiyor. Şey zannediliyor, dürtüsel, çok seviyorum. İlk eksiğinde, ilk kusurunda hemen ayrılıyorlar, boşanıyorlar, aşağılıyorlar. Dolayısıyla insanın bunu yapması, sevgi de öğrenilebiliyor. Şimdi bu, ben çocuğumu çok seviyorum. Ne abi yediriyorum onu. Hayır, dinliyor musun? Konuşuyor musun? Duygularını anlattığında bak ben öğreteyim size ne diyeceksiniz çocuğunuza. Bu kadar. Bedava öyle ne hediye al. Gerçekten mi? Eşini dinliyorsan yetişkinde de ihmal ediyor karı kocalar birbirini. Öyle mi canım? Hanım eş kocasına sürekli akıl veriyor. Koca geliyor eve iki şey anlatsın istiyor bu okul iş yerindeki bir olumsuzluğu. Öyle demeseydin ona ama onu da demeseydin sen zaten hep
Dinlemiyor. Ondan sonra adam anlatmamaya başlıyor, geri çekiliyor. Mesela biz küseriz, bizim toplum küser. Küsmek çok ilginçtir. İnsan sevdiğine küser. Küsmekle ilgili şiirler var. Küstüyse işte çok seviyordur falan. Küsüyor, ne yapıyor? Konuşmuyor. Ay konuş sevgilim, neyin var, bir şeyin var? Yok, hiçbir şeyim yok. İyi misin? Çok iyiyim. Ondan sonra yukarı çıkıyor, kapıyı çarpıyor. Sen gidiyorsun, neyin var canım? Hiçbir şeyim yok. Orada işte sesler çıkarıyor falan. Ne yapıyor? Küsmek çok ilginç bir şey. Küsmek ne demek? Onu da düşünmek lazım. Duygularını ifade edemiyor. Şimdi geldiğimiz duygusal ihmalkarlıktaki en önemli konu, duygularını anlayacaksın, sonra ihtiyaçlarını söylemek. Bizler ihtiyaçlarımızın olmasını, zayıflık, eziklik, yani benim ihtiyacım var şuna, beni sevmene, beni aramana. Mesela geç kalıyor, bağırıyor. Halbuki erken gelseydin iyi olurdu, çünkü özledim demek istiyor. Sensiz yaşayamam diyemiyor, dövüyor. İşte bütün bu ikinci sayfa haberleri, bütün bu kavgaların, dövüşlerin sebebi bu dört temel duygunun bastırılmış olması. Hani dediniz ya biraz önce çok güzel. Duygular var, bir de uzun duygular var. Biz onlara hal diyoruz, hal. Hal, üstü şeyli, şapkalı hal. Hal değil yani, hal. Halet-i ruhiye, halet-i ruhiye mühendisliği diye bir şey var. Yani biz ben üzüldüm, yasımı tuttum, yasım geçmiyor. Yasım geçmiyorsa moodum oluyor, yani halim oluyor. Ondan sonra Banu hep üzgün ya da kızgın oluyor. Ben çocukken çok kızgındım. Belki hala öyleyimdir, bilmiyorum. Çok kızgınsın derlerdi. Ben hayır değilim derdim. Öfkeliydim. Bir şeyler kaybetmiştim. Üzülmem gerekiyordu. Üzülmeme izin vermediler. Ben de öfkelendim ve o kaldı. Hal olarak kaldı. Yanlış duygular bedende kalır, durur. Eğer onu iyileştirmezseniz, kucaklamazsanız diyoruz şimdi, İngilizceden çevirdik ne demekse. Kucakla. Yani ben böyleyim ya. Ha. Ben kaybettim. Benim eksiklerim var. Benim sorunlarım var. Benim sınırlarım var. Ha, onu dediğiniz zaman, ha, o zaman ihtiyaçlarımı söyleyeyim. Söylüyorum ihtiyacımı. Ne bileyim, siz herkese işte çay verdiniz. Bana kahve mesela, örnek veriyorum, öyle bir şey olmadı da. Söyleyince getiriyorlar. Eksiklik değil bu, zayıflık değil. Oluyor. İsteyince oluyor. O zaman ihtiyaçlarımı söylemem normal. En önemli konulardan birisinin bu duygusal ihmalkarlık olduğunu düşünüyorum. Ve bugün vereceğimiz hepimizin, kendimizin için çok önemli mesajlar var. Anne babaların, çocuklarını, eşlerin, yetişkinlerin birbirini dinlemesi, dinlemek ne demek? Kalpten, yani beş duyuyla ne hissediyor, duyguyu dinlemesi, lafları değil. Biz hep lafları dinleriz. O ne dedi, onu mu dedi, bunu mu dedi, vıdı vıdı. Zaten kadınlara ne derler? Dırdırcı. Kadın niye dırdır yapıyor? Dinlemiyor ki. Bir kere ha öyle mi canım be dese, elinde tutsa susacak zaten kadın. Adam havaya bakıyor, yukarı bakıyor ya da tam tersi kadın akıl veriyor. Kocası diyor ki artık anlatmıyor, küsüyor evde. O da dinlemiyor. En büyük sorun birbirimizin duygusunu, lafını değil. Hak verirsiniz vermezsiniz. Konu hak konuları değil. Hak zaten hakikat, hakim ne yapıyor? 2 yıl dinliyor herkesi. Hakkı vermek için. 5 yıl dinliyor mahkemeler niye? Hakkı anlamak için. Biz 2 dakikada konu hak değil. Konu ne hissettiğini anlıyor musun? Ben bugün kalemimi kaybettim. Diyor ki senin kalemin ne diyor? Ben ihaleyi kaybettim. Hayır, benim kalemim de benim için kıymetli. Bana ne, senin kaç milyon dolarlık ihalenden? Benim kalemimi dinliyor musun? Laf kesiyoruz, dinlemiyoruz. Bu konu o kadar önemli ki. Bütün bu duygularımızdan bu kadar uzaklaşmamızın, içinde oturamamamızın, derinliğimizi, şiirselliğimizi kaybedip böyle işte yalnızlaşmak dediniz, bir şeyler saydınız. Bütün bu stresin altında beni kimse dinlemiyor ki. Başarıyorum, kutlamıyor. Üzülüyorum, oradan üzüntü emojisi yolluyor. İşte seviniyorum, alkış yolluyor. Gelip kucaklayan yok. Ne demek hepimiz biliyorsun. Banu Hocam, aslında bütün her şeyin temelini çocukluktan başlayarak gelen bir durum ortaya koydunuz. Şu anda burada biz 5 tane yetişkin gibi görünüyoruz ama sizin de içinizde küçücük bir çocuk var. Hepiniz Serap Hanım'ın da, değil mi? Burada hepimiz de küçük çocuklarız. İçimizde çocuk. Onlarla zaten konuşmak lazım. Onlarla konuşursak ilişki olur, dostluk, arkadaş, can canı olur. Sevgi bu demek zaten. Sevginin tam tersi duygu hangisi? Korku. Korkan insan sevemez. Sevince zaten korkmuyor olursun. Bir tane bir kendince güvensizlik, kalleşlik hissettiğinde hop korku. Korku girdi mi sevgi kalmıyor.
Dolayısıyla bir tane daha bir cümle söyleyeyim. Bu duygusal ihmalkarlıkla ilgili. Bilmiyorum, ben zamanı çok konuşurum da o yüzden korkuyorum birilerine hani şey yapma konuşayım. Tamam. Eşlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. En önemli konulardan bir tanesi bu. Hep mesela işte ben birebir şey de yapıyorum. Yanlış insanla evleniyor. Herkes yanlış insanla evleniyor. Doğru insanla evlenen yok. İlk başta ama doğru insanla evlenmişti. Sonra şey yapıyor. Bu dinlememeler vesaire sonucunda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Karşı tarafın bir yıl olumsuz, ya bizler eleştiri duyduğumuzda sevilmiyoruz zannediyoruz. En büyük sorun bu. Eleştiriliyor olmak ya da benim eksik yanlarımın görülüyor olması sevilmiyor olduğum anlamına gelmez. Orada insanlar hemen ayrılıyor, soğuyor. Bu eleştiri konusunu çok iyi öğrenmek gerekiyor. Yani tabii ki mesela sizin 40 yıldır, 50 yıldır, 30 yıldır yaşantınızda kendinizle ilgili bilmediğiniz bir şeyi bir yabancı hemen görür. Size söylemez ya da söylese sen ona zaten kötü bilirsin. Beni kıskanıyor. Ha, kıskanç konusunu da konuşmak istiyorum. Kıskanıyor. Bizi kıskanıyorlar. Hep kıskanırlar Serdar Bey bizi. Yani biz o kadar bir harika şahane şeyleriz ki hep bir kıskanırlar. Bu kıskanma şeyi, duygusu çok önemli. Şimdi bu dört temel duygu var ya, bu dört temel duygunun dışındaki bütün duygular bu dört temel duygunun bileşkesidir, karışımıdır. Yani endişe korkuyla üzüntünün karışımıdır. Heyecan sevinçle korkunun karışımıdır. Dolayısıyla heyecan severiz. Azıcık adrenalin var, üstüne gideriz korkunun. Oh, bir sevinç kalır geriye. Dolayısıyla ben ona kendini araklamak diyorum. Böyle ayıkla, böyle bir kendini kazı. Ben asıl korkuyor muyum, seviniyor muyum? Dibinde ne var? O dört temeli bulduğunda duyguda oturmuş oluyorsun. Duyguyu anlamış oluyorsun. Bileşke duygular kaybediyor. Kıskançlık bileşke duygu. Dört durumun farklı hali. Ben şimdi çok iyi hissediyorum kendimi. Bayılıyorum kendime. Sana, seni görüyorum Serap'cığım. Eski arkadaşımsınız mesela. Tanışıyoruz yani. Ya da kardeşiz sizinle. Aa Serap ne güzelsin. Bayılıyorum. Hayranım sana diyorum. Bugün iyiyim. Bugün normal hissediyorum kendimi. Normal işte. Ya Serap bayılıyorum. Gıpta ediyorum sana. Senin gibi olsam ben de. Bugün gıpta ediyorum. Kendim iyiyken hayranım. Bugün gıpta ediyorum. Bugün kötü hissediyorum kendimi. Beğenmiyorum, o kadar iyi değilim. Bugün olmamış o kolye, o beyazın üstüne, canım ne bu böyle? Zaten kaçıncı ceketim? Paranı boşuna harcıyorsun bu ceket. Bugün olmaya sayıyorum ona. Diyor ki bu kız beni seviyordu. En yakınım yani, niye yapıyor? Bugün Serap benim aşağıda olduğumu bana gösteriyor. Serap diyor ki kıskanıyor. Kıskanmıyorum, ben bugün düşüğüm. İyi hissetmiyorum. Farkında bile değilim seninle uğraştığımı. Bugün Serap'ın yapması gereken bana, Banu'cum sen çok güzel çay yapardın, hadi bana çay yap, işte şuran güzel, bırak. Beni iyileştirmek. Bizler ya da ne bileyim eşe gelelim. Eş işte, onlar da kıskanıyorlar. Eğer çok yakışıklı beğeniyorsan kendini, harikaysan karına şimdi diyorsun ki giyin, süslen, tak takıştır. Kendini kötü hissediyorsan, çok giyindin, olmaz mı harcamayın buraya diyorsun. O eleştiri konusunda ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii, eleştiri tabii. Evet çok önemli, fakat biz eleştirirken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kişiselleştiriyoruz ve saldırıya geçiyoruz. Yani davranışı ya da bize uygulanan olumsuz bir durumu eleştirmekten çok kişisel özelliklerine saldırıyoruz. Kimlik düzeni çıkarıyoruz. Evet. Sen zaten hep böylesin. Sen bana daha önce de böyle yapmıyorsun. Halbuki rahatsız olduğumuz konu neyse onu söylesek, evet, onun üzerine konuşsak, diğer kişi de saldırı altında olduğunu hissetmeyeceği için o duygu üzerine rahatlıkla konuşabilecek. Çocuklara değindiniz ya siz. Hı hı. Çok haklısınız. Yani çocukluk hakikaten çok önemli. Çocuklarımıza da bunu yapıyoruz. Hemen etiketliyoruz çocuğu ve hep kıyas yapıyoruz başkalarıyla. Mesela kıyas konusuna değindiniz. Çok güzel bir konu aslında, yani kıskançlık konusuna. Hı hı. Mesela dikkat ediyorsanız imrenmek diyeyim ben onu, hafifleteyim. İmrenmek gıpta, hayranlık gıpta, evet, kıskançlık. Evet. Mesela insanların mutluluğuna gıpta ediyoruz ama ya da bizim kıskanıldığımızı diyelim sizin deyiminizde. Hı hı. Güzel söylediniz orada. Kıskanıldığımızı iddia ediyoruz, onu düşünüyoruz da. Nedense hep iyi halimiz kıskanılıyor. Olumsuz tarafımızı kıskanan kimse yok. Yani ben mutsuz olduğumda ya da kötü şeyler yaşadığımda bak beni de kıskanıyorlar da insanlar onun için böyle yapıyor demiyoruz. Dolayısıyla biraz kendimizden kaçıyoruz. Kendimizle yüzleşmekten kaçıyoruz. Önce hakikaten duyguyu tanımlamak. Orada doğru söylediniz, katılıyorum size. Ben ne hissediyorum? Şu iç sesi dinlemek var ya, bedenimizin sesini dinlemek. Ne hissediyorum ve niye böyle hissediyorum? Hocam tanımlama demişken, yani çocuklardaki duygu yönetimi de aslında tanımlamayla başlamaz mı? Tabii. Yani çocuğun önce ne hissettiğini algılamasını
sağlamak çocuklar gerekiyor. Çocuklar çok güzel ifade için ediyorlar aynı zaten. Şekilde muhtemel çocuklar ki. Çok güzel ifade ediyorlar ama toplumsallaşmayla beraber onu biz örtüyoruz ve bastırıyoruz. Korksun diyor, korkulacak ne var diyor baba. Bitti çocuk. Sen erkek çocuğu, erkekse erkekler ha, korkmaz, ağlıyor, ağlamaz. Ağlıyor, çok üzüldüm diyor, kaybettim şunu diyor. Ağla, bittiniz, bitti. Duygusal ihmalkarlık. İstediğin kadar yedir içi, dünyanın en güzel okulunda okut, paralar harca. Ben onun için hani ne yaptım? Onu dinlemedin, duygusunu dinlemedin. Sizle arada konuşurken dediniz ya, refah ülkelerde erkekler daha çok ağlıyor diye. İsterseniz onu anlat, o çok enteresan bir şey. Yani aslında çok fazla konu var, oraya geleceğim mutlaka ama Taner Hocam size sormak istiyorum. Ben bu duyguların yönetimiyle de, duyguları nasıl yönetebiliriz sorusuyla da ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi duyguları yönettiğiniz duyguları, harika duygu yöneticisiniz ve kendi duygularınızı yönetiyorsunuz. Ne istersiniz? Sürekli mutlu olayım, hiç acı olmasın. En iyi böyle yönetilir, teorik olarak. Ama bu imkansız bir şey. Hem de bu da mutlu edici bir şey değil. Çünkü biz hep olumsuz duygularımızı, onu acı olarak da etiketleyebiliriz belki, olumsuz duygularımızı hep mutluluk verecek şeylerle bastırmaya çalışıyoruz. Bu da öğrenilmiş bir şey aslında. Acı var, işte kaygı var, üzüntü var ya da başka bir olumsuz duygu var. Onu keyif veren bir şeyle ya da o anlık mutluluk veren bir şeyle bastırmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz ya da yiyeceklere koşuyoruz. Duygusal yeme. Çok zarar veriyor. Şişmanlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi duygusal yeme. Televizyonunda göz ucuyla bir haber görüyoruz. Fark etmeden kendimizi buzdolabının önünde buluyoruz. Ya da masanın üzerinde yiyecekler duruyor. Aklımıza bir kaygı geliyor, bir olumsuz bir şey geliyor ya da geçmiş gelecekle ilgili bir kaygı geliyor. Tık onu yemeye başlıyoruz. Fark etmeden bitiriyoruz bile. Ya da sigara içiyoruz. Veya alkole başvuruyoruz ya da uyuşturucuya başvuruyoruz. Ya da alışveriş yapıyoruz gerekmediği halde. Hep böyle mutluluğu, sürekli mutluluğu sağlamak için, acıları bastırmak için çaresizce çırpınıyoruz. Yani yanlış yönetimlerden tabii bahsetmişsin. Tabii yanlış yönetiyoruz. Aslında çok klişe laftır ama duygular yönetilmez ya da durdurulmaz. Evet. Sörf yapılır onlarda. Çünkü şöyle düşünün, hayatımız bir fırtına. Deniz hep dümdüz olsun istiyoruz. Hiç denizde dalga olmasın. Biz böyle denizde rahatça yol alalım. Keyif versin bize deniz. Ama bazen de fırtına çıkıyor. Ve çıkmamasına imkan yok. Tarihten beri bu böyle olmuş. Şimdi bundan sonra da böyle olacak. Hayatımızda hem bireysel hayatlarımızda hem toplumsal hayatlarımızda hem de insanlığın geleceğinde acılar da olacak, mutluluklar da olacak ve bunlar birbirini takip edecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Ve biz bunların üzerinde sörf yapmayı öğrenmeliyiz. Sürekli mutluluğu sağlamamız mümkün değil ve mutsuzluğun en büyük sebeplerinden biri aslında bu. Çünkü buna hedonik paradoks ya da mutluluk paradoksu deniyor. Tıpkı fare bir çemberin içinde dönüyor, daha hızlı dönüyor, gittikçe daha hızlı dönüyor ve sonra ölüyor gibi bir durum var. Yani sürekli mutluluğu sağlamaya çalışırsak mutsuz oluruz. Bunun da çok güzel bir klasik distopik romanı vardır. O da Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Cesur Yeni Dünya gelişmiş toplumların distopyasıdır. Belki birazcık ütopyasıdır da. Hiç mutsuzluk yoktur orada. Herkes mutludur ama yapay mutluluktur o. Soma adı verilen bir uyuşturucu, fiziksel zararı olmayan bir uyuşturucuyla insanlara o çalışmalarını karşılığında o verilir. Yapay eğlencelerle insanlar eğlendirilir, görsel şeylerle ve hiç mutsuzluk yoktur görüntüde ama aslında onu okuduğunuzda o gerçekleşse bile Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'nı okuduğunuzda mutluluk hayaliniz, sürekli mutluluk hayaliniz gerçekleşse bile ne kadar mutsuz olucu bir şey olduğunu çok insanın yüzüne vurur. Ve harika bir başyapıttır yani distopik başyapıttır. O yüzden biz dalgalarda sörf yapmalıyız, acılarda sörf yapmalıyız. Ona acılara uygun davranmalıyız. Acılara uygun tepkiler vermeliyiz. Çünkü her şey geçer, acılar da geçer. Biz o geçmesi sırasında, onun geçmesine izin verirken kendimize zarar vermemeliyiz ya da minimum zarar vermeliyiz. Ve onlara olduğu, hak ettikleri kadar önem vermeli ve oldukları kadar görmeliyiz. Yani duyguları yönetmekten ziyade duyguları yönlendirmekten bahsediyoruz. Evet. İzlemek, tanıklık etmek, şahit olmak. Kabullenmek onları ve onların olabileceğini kabul etmek. Hayatımızda acılı dönemler, kötü duygular da olacağını, iyi günlerin de geleceğini, her zaman yağmur yağsa bile güneşin açacağını bilmemiz lazım.
yağmur yağdığında güneşin atacağını bilmek güzel. Acısını çekmek de güzeldir ya bazen. Hani acısını çeker. Aşk acısı güzeldir yani. Ve aslında bütün İnsanı biyolojik sistemler. Değil mi? Bütün Şair biyolojik yapar. Sistemler sürekli maruz kalırsa desensitizasyon denir. Duyarsızlaşırlar. Evet. Yani hormonlarda da böyledir. Bir hormonu mesela yüksek dozda verin, sürekli verin. O hormon artık etkisini göstermemeye başlar. O yüzden hormonlar vücudumuzda periyodik olarak salgılanırlar. Etki boşalsın sonra tekrar etki edebilsin. Boşalsın tekrar etki edebilsin diye. Hayatımız da böyle aslında. O olumsuz anlar olmasa olumlu tadını çıkartamayız. Şimdi duyguları kabullenmek gibi bir de insanların uyguladığı bir yöntem var. Duyguları bastırmak. Duyguları bastırmak iyi midir, kötü müdür? Nasıl etkileri vardır? Korkut Hocam siz de başlayın sonra Serap Hocam'a döneceğim. Tamam, şimdi şöyle gerçekten belki buraya eklenecek çok şey var ama şimdi sorunuzla başlayalım. Evet, duyguları bastırmak aslında şimdi duyguların kaynağı. Şimdi bir kere şunu söyleyeceğim. Bizlerde bazı durumlar vardır ki bizler biyolojik olarak onu sadece genlerden alırız. Biz bunlara etki edemeyiz kolay kolay. Bunlara Mendelyen tip kalıtım denir. Yani örnek veriyorum belli hasta. Mesela kan grubu diyelim. Kan grubumu ben ekmek yesem de portakal suyu içsem de değiştiremem. Bunun şeyi vardır. Ama bazı özellikler vardır ki bunlar birden fazla gen grubu ve çevrenin beraber etkisiyle olur. Bunlara da multifaktöriyel özellikler denir. İşte bizim duygularımız, bunlardan oluşan davranışlarımız hep multifaktöriyeldir. Şurada sorunumuz şu. Acaba burada kaç farklı gen grubu var? Hangisi daha önemli? Veya total olarak çevre burada daha mı baskın? Şimdi çevrenin baskın olduğunu bilirsek bu güzel. Çevremizde yapacağımız değişiklikler ki biz buna epigenetik diyoruz kabaca. O zaman bizim duygu durumumuzda da hani bu çok multifaktöriyel dedik ya. Duygu durumumuzda da değişikliğe sebep olabilir. Mutsuz olduğumuzda çikolata yiyeceğiz hemen mutlu olacağız. Aa güzel ilacını bulduk çünkü sebebini biliyoruz. Veya tam tersi işte anksiyete korku dedik. İşte bildiğimiz serotonin ve dopaminin beraber ama aslında burada GABA da var, epinefrin de var, komple bir sistem var. Ama baş aktörler bunlar olduğu için aa evet ben serotonin metabolizmama veya dopamin metabolizmama bir baskı yapabilirsem bu duyguyu yenebilirim. İşte alın size o duyguyu bastırma. Yeter ki bunun o organizmaya, evet bir kısmı anlık eğer bu klinik bir vaka değil. Ben klinik vakalardan değil orada klinisyen müdahale yapacak ona o tartışma olmaz. Ama örnek veriyorum ben bugün üzgünüm. Aslında biz her üzgünlüğümüzde demin hocalarım çok güzel ifade etti. Bunu bastırmaya çalışırsak yapıyoruz bunu yapmak zorundayız. Ama o zaman da belki o yaşanmış olmanın, çünkü üzgünlük nedir biliyor musunuz? Veya şöyle bir şey, şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi hocam demin çok aslında vücudun içinde olduğu çok güzel bir örnek verdi. Desensitizasyon dedi. Yani bir şey çok yüksek olursa doğru ona karşı duyarsız oluruz. Aynı bizim serotoninimiz gibi. Serotonin sürekli yüksek olursa hep mutlu olmayız. Aslında ona karşı duyarsızlık olur. O yüzden mekanizma anlık serotonin şeyini bizi mutlu yapar ama hemen o mekanizmayı eskiye döndürür ki o yolak tekrardan eskisine gelsin. Bu çok önemli. Halbuki bizim burada demin hocalarımın dediği gibi duyguları yönetmek veya duygularımızda sörf yapmak belki daha akılcı veya daha mantıklı bir seçim olabilir. Ama tabii ki de şimdi örnek verdim biz bugün buraya davet edildiğimizde ilk gün geldiğim ki gerginlik yok. Acaba diyorum Serdar Bey nasıl biri? Sağ gösterip sol mu vuracak? Örnek ve bunlar olabiliyor çünkü. Ama ilk günkü o sıcak karşılama, ekibin bizi kapıda karşılaması. Aa burası güzel bir ortam. Şimdi bugün geldiğimizde daha mutlu olarak geldik, daha keyifli geldik. Yarın gelirsek çok daha farklı geleceğiz. Ama örnek veriyorum ben diyelim hocamla daha önce bir husumet demeyeyim, haddimi aşmayayım, bir ufak tartışmamız var. Şimdi önden bende bu bir gerginlik yaratacaktır. Ama ben biliyorum ki aa güzel Serap Hoca'yı önceden tanıyorum. Bana destek olabilir veya ortamı uyuşturabilir. Aa evet Serdar Bey burada çok etkin. Bakın hemen bir savunma mekanizmamı getirdim. Neden? Olası bir problemi engellemeye yönelik. Şimdi bende ne oldu? Serotonerjik sistem gene yukarı çıktı. 3 dakika sonra bu gene düşecek. Ha, bu sefer olay gene o bizim karşıla karşıya geleceğimizse gene oradan ya şuradan şöyle bir olay olursa ne olurdu? İşte burada önemli olan şu. Bu tarz olaylarda bunun doğal olabileceği, onun da belki program öncesinde hocam da konuşur. Ya hocam ben hata yaptım. Örnek veriyorum bunu veya şöyleydi.
hani bu böyle gitmezi, aa evet bak sorunu çözdüm. Empati yaptım geri geldiğinde. İşte bu benim için önemli olan nokta bu. Yani biz burada nerede sınırımızı bilip, nerede nereye gideceğimizi bilebilirsek belki burada daha duyguları bastırmak tırnak içinde veya bunlar arasında geçiş yapmak daha önemli olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hocam duyguları bastırmak, kişiyi zorluklara karşı yaptığında bu hareketi daha mı cesur yapar? Yoksa onun duygusal gelişimini negatif yönde etkileyen bir davranış biçimi mi olur? Kendisi olmasının önüne geçen bir şeydir aslında bu. Çünkü biz etten ve duygudan oluşan canlılarız, etten, kemikten. Dolayısıyla duygu zaten yaşamsal, hem biyolojik temelleri olan, hem hormonal temelleri olan, hem de psikolojik temelleri olan çok enteresan bir sistem. Ve yaşadığımız herhangi bir olaya karşı zaten sürekli kafamızın içinde bir tanımlama var. Biz bunu fark etmiyoruz ama duyguyla ilgili bir tanımlama var. Bir şeyden korkuyoruz, bir şeye karşı mesafeli oluyoruz, bir şeyi seviyoruz, bir şeyden haz etmiyoruz. Hani başında da saydık ya, o altı temel duyguyla zaten gün içinde hep yüz yüze iç içe yaşıyoruz. Tabii çocukluğun çok önemi var burada. Yani çocuklar çok son derece saf ve masumane duygularını ortaya koyabiliyorlar, ifade edebiliyorlar. Fakat işte sosyalleşmeyle beraber, çevresel tabii sosyal içinde yetiştiği o kültürel toplumun ve sosyal çevrenin etkisiyle bazı duyguları frenlemeyi, bazı duyguları serbestçe ortaya koymayı öğreniyoruz. Ve özellikle çocuklukta duyguların büyük bir kısmı, yani o hormonal tetiklenerek ortaya çıkan duygular bir kenara, ama bilinçli olarak verdiğimiz tepkiler ve duygular aslında öğrenilen duygular. Mesela birçok anne baba bilir, herhangi bir ortama girildiğinde, özellikle yabancı bir ortama girildiğinde çocuk kafasını kaldırıp annesine bakar. Anne eğer güvenli bir şekilde içeri giriyorsa çocuk annenin bir elini bırakıp ortama rahatlıkla girer. Ama eğer anne kaygılıysa çocuk daha çok tutunur annesine. Veya öfkelenip ağlayan, hırçınlık yapan, özellikle toplum içinde hırçınlık yapan çocuklar görüyoruz. İşte bunlar zamanında o çocuğun duygularına kulak verilmemesi, dinlenmemesi ve hep bastırması sonucu ortaya çıkan şeyler. Çocuk ne yapıyor o zaman? Annenin daha önce ona uyguladığı tepkileri veremeyeceğini bildiği yerde bütün elinden gelen duyguyu, özellikle öfke şeklinde veya ağlama, kendini yerden yere atma şeklinde ortaya koyuyor. Halbuki biz çocuklarla konuşurken, çocuklar çok açıktırlar iletişime. Herhangi bir duyguyu tanımlayıp başından beri konuşuyoruz ya, o duyguyu tanımlayıp çocuğu dinlediğimizde bu kadar büyük tepkiyle karşılaşmayacağız. Fakat çocuk o anneyle konuşmaya veya işte ebeveyniyle konuşmaya çalışırken hep biz meşgulüz. Hep bir şeye bakıyoruz. Hep konuşmamız gereken, yapmamız gereken, yetiştirmemiz gereken işler var. İşte evdeysek haber dinliyoruz. Haberler çok önemli. Dizimiz var, yarışma var. İşte dışarı çıktıysak arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Sen sus, sen otur. Hele hele şimdi sosyal medya dediğimiz bir, biliyorsunuz, iyi tarafı da var, kötü tarafı da var ama başımızın belası diyeceğim. Hepimizi bireysel olarak yalnızlaştıran ama aynı zamanda başkalarının duygularını anlamaya çalıştığımız bir mecranın içindeyiz. Veriyoruz çocuğun eline telefonu, yeter ki sussun, yeter ki otursun, yeter ki beni rahatsız etmesin, ortamın düzenini bozmasın, onunla oynasın. Fakat aynı anne baba çocuk okula başladığında o telefonu tekrar almaya çalışıyor çocuğun elinden. Böyle bir ikiyüzlülük olamaz. Kendimizle, önce kendimizle yüzleşmemiz lazım ve çocuklara da biz öğretiyoruz. İşte demin de konuştuk cümle arasında. Erkeklere ve kızlara tanımladığımız hem anne baba olarak roller var, hem toplumun kabulleri var. Erkek çocuk ağlamaz, erkek çocuk duygularını ifade etmez, erkek çocuk böyle yapmaz, kız çocuk böyle yapmaz. Veya tabii toplumda kız çocuklara ve kadınlara daha çok müdahale olduğunu da kabul etmek lazım. Sürekli kendini baskılanmış hisseden ve de kendi kendine, çok enteresan, trajik olan bu ki, kişi bir süre sonra kendisini bunu yapmaya mecbur hissediyor. Banu Hocam'ın az önce bahsettiği, evet, o ağlama hikayesini de burada araya gireyim. Şimdi söyleyeyim, siz, evet, hazır çocuklara, erkekler ağlar ağlamaz hikayesinden geldiniz. Bebeklerin doğduklarında aslında hepsi aynı şekilde ağlıyor. Sonrasında öğretilmiş bir şekilde işte ülkelere göre, milletlere göre değişiyor ağlama oranları. Yapılan araştırmalar kadınların erkeklerden kat kat fazla ağladığını gösteriyor. Onu da bir ufak not olarak şimdi eklemiş olayım. Ama buyurun gelişmiş hocam, ülkelerde erkekler mi daha fazla ağlıyor demiştiniz? Şöyle, refah seviyesi yükseldikçe erkekler arasında ağlama oranı artıyor. O da bir başka araştırma. Evet. Ama ağlama, haklarını görüyorlar, üzülme. Dolayısıyla dövmüyorlar yani.
Ağlıyor elbette. Kaybedince. Evet. Gidiyor öfke olarak. Ya da olarak, üzüntüsünü ortaya koyuyor bir şeyden dolayı. Üzüntüsünü ortaya koyuyor. Doğal bir şey değil midir zaten, hem hormonal tarafları olan, işte o gözyaşı, işte yani beyinde bir şeyler tetikleniyor değil mi hocam? Ve o gözyaşı harekete geçiyor. Bunun ayıp olan, bunun utanılacağı, ama hep biz toplum olarak kadın ya da erkek ağladığımızı bile belirtmek istemeyiz. Mesela özellikle basında değil mi, bir takım cenaze törenlerini görüyoruz. Herkes gözlüklerin arkasına saklanıyor bakın. Yani o duyguyu, özellikle olumsuz duyguları hem ifade etmekten çekiniyoruz. Hı hı. Sevincimizde de öyle. Çok sevinme. Herkes bize bakıyor. Tabii çok kahkaha atmak, çok ayıp. Gülme. Biraz kültürel yönü de var. Mesela batılı ülkelerde sevinç ön plana çıkar. Sevinç gösterilir. Mesela Amerikalılar böyle en ufak bir şeyi kutlarlar. Ama mesela onların cenazesinde sakince, çok büyük acıları vardır kuşkusuz. Ama sakin dururlar ve belki hafifçe bir gözyaşı dökerler. Ama bizde sevinmek... mutlu olmak birazcık daha örtülür ya da biraz ayıp karşılanır, ama mesela üzüntüler çok davranışlarla gösterilir. Mesela hastanede biz hekim olarak çok görmüşüzdür. Yani yurt dışında bir hastanede yakınının öldüğü söylendiğinde bir damla gözyaşı gelir ve kenara çekilir. Kendi içinde bir fazla tepki göstermeden acısını yaşar. Türkiye'de mesela öyle olmaz. Ben eleştirmek için söylemiyorum ama kültüre göre farklı. Kültürel kodlar mesela önemli. O bağırıp çağırma, ağıtlar yakılır. İşte hatta bir cam çerçeve indirilir. Çok rastlamışızdır bunlara. Dolayısıyla bu aslında aynı duygu yaşandığı halde davranışlar farklı. Aynı bunun yansıması olarak da yine intihar ve homisitin, yani intihar ve aile içi saldırganlığın ters oranlı olduğu ülkeler Hocam, var. Hocam şunu soracağım. O az önce cam çerçeve indirmek dediniz ya. Hep bu duyguları bastırmaktan geldi konu oraya, onun için soruyorum. Acaba işte bir yakınını kaybeden kişi, onun sağlığında duyguları hakkıyla veya işte gerektiği gibi yaşamadığı, ona göstermediği için, kendi içinde onları bastırdığı için acaba onun kaybında mı belki başka bir öyle, şekilde ortaya ama çıkartıyor? Belki de öğrenilmiş bir şey olarak, ben ölen kişiyi çok seviyordum ve çok üzüldüm ve en çok ben üzüldüm gibi bir mesaj olduğunu düşünüyorum ben. Bir de hep bastırıldı ya hocam. Evet. Orada artık bitiyor. Yani perde indi. Kişiyi kaybettiniz. Bütün o içinizde biriktirdiğiniz, bastırdığınız o duygu ortaya çıkıyor. Onu kontrol etmek çok zor. Bir Türk filminde ağlayıcılar tutuyorlar. Hakkınız da var. Öyle. Hakkınız da var yapmaya. Tabii, çünkü bir olay olmuş. Hak da kazanmışsınız. Evet. Onu ortaya çıkartıyorsunuz. Evet. Mesela bazı ülkelerde homisit, yani aile içi şiddet ya da ev içi şiddet fazladır. Bazı ülkelerde tam tersi. İntihar fazladır. Yani aslında o agresyonun insanı kendisine veya başkalarına uygulaması ile ilgili yine kültürel bir tabii öğrenilmişlikler bu, evet. Var. Çok önemli. Bahar Hocam şunu soracağım size. İnsanların verecekleri tepkiler. Sonuçta kime, karşısındakini baz alarak soruyorum. Vereceği tepkiyi karşısındakinin karakterine göre düşünerek duygularını o şekilde yönlendirir mi? Yani duyguları ona göre belirler mi karşısındaki kişiye göre? Hani az önce kıskançlık dediniz ya, veya işte bir kaybın ardından yaşadığı üzüntü, sosyal çevresine göre. Onları nasıl belirler? Yani onu sonuçta işin içinde hem hormonlar var, hem çevresel etkenler var, hem öğrenilmişlikler var. Nasıl olur? Biz şimdi hani bazıları mesela nasıl arkadaşlık kurarız? İşte onu sevdik biz deriz. Onu sevdim. Nereden çıktı? Dürtüsel gibi. İçimizden geldi. Bizim artık bu kanıtlanmış bilimsel araştırmalarla tanıdık gelen, bildik geleni seviyoruz. Yani çocukluktaki ilkokul öğretmenime benziyorsa o tip, seviyorduysam hocamı onu seviyorum, sevmiyorduysam, korkuyorduysam ondan korkuyorum. Farkında bile değilim. Ya da çok sevdim ben seni Serap Hanım. O benim arkadaşıma benziyor saçını, farkında bile değilim. Onu o sanıyor beyin. Beyin tanıdık, bildik olana güveniyor. Bunu yaparken de farkında değil. Şimdi şöyle oluyor. Temsil sistemleri diye bir konu var. Herkesin bir temsili var. Beyefendi mesela, biz beraber geldik Taner Bey'le. Böyle duruyor farkındaysanız. Hiç gülmüyor. Şimdi ben bu tiplerden çocukken hala korkarım hafif. O yüzden arabada çok konuşasım geldi. Hatırlıyorsunuz. O duruyor. Dedim İzmirli misin? Çünkü dayıma benziyor tipi. Hocam güldü işte. Dayıma benziyor. Hem dayımda hem severim hem korkarım. Gösteririm resmini. Şimdi... O farkında bile değil benim neler yaşadığımı. Ben de farkında değilim bu kadar bu işle uğraşmasam. Sizi neden sevdiğimi sevdim derim. Yok, o bir aya benziyor saçı tipi konuşmaları. Bizler bilmeden birilerine benzetiyoruz. Onunla korkuyorsun, onunla korkmuyorsun, öbürüyle
Önce yine ayılmak, uyanmak lazım. Şimdi bizler genellikle ayık uyanık değiliz. Farkında değiliz bunları yaşadığımızın. İnsanlar eşlerini seçerken, arkadaşlarını seçerken mutlaka daha önceden benziyor. Hep ayakkabılarınıza bakın lütfen. Bütün ayakkabıları erkeklerin de kadınların da birbirine benzer. Sivri burun alanlar sivri burun almaya devam ederler. Düz burun alanlar neyse hep aynıdır. Hatta bilmeden bazen benzer bir şeyi almışsınızdır çekmecede. Hep aynı şeyi biz seçeriz. Aslında biz bağımlı insanlarız. Yani bu eroin bağımlısı, kokain bağımlısı gibi bir şey değil. Bizlerde bağımlılık var, davranış bağımlılığı. Hep aynı davranışı yapıyoruz. Hep aynı davranış yapınca hep aynı düşünce. Hep aynı düşünceye gelince hep aynı duygu. Bu hayal kırıklığı yaşamamak için olabilir mi? Şimdi geliyoruz oraya. Çocukken bizim ebeveynlerimizle geliştirdiğimiz ilişki deniyor ya aşk-nefret ilişkisi. Onları hem çok seviyoruz hem nefret ediyoruz. Onlar bizi öpüyor, kucaklıyor, seviyor. Sonra da yerin dibine de hissettireceğimiz şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla o ilişki biçimini yaşayacağımız ilişkilerle sürdürüyoruz yaşantımızı. Arkadaşlık ilişkilerimizde de kız erkek arkadaşlarımızda da sevgili eş ilişkilerimizde de çocukken yaşadığımız travmaları hatırlatacak, o duygu durumlarını bize tekrar yaşatacak ilişkiler seçiyoruz. Hiç fark etmeden aynı duyguları, çünkü addicted, bağımlıyız biz, o duygulara bağımlıyız. Bir de başka o bir şey var. O zaman canlı hissetmiyoruz kendimizi. Hemen ekleyeceğim. Sosyal bir işte şöyle bir şey var. Beyin yapı gereği ekonomik düşünüyor. Hı-hı. Ve kısa yoldan sonuca varmaya ve bir duyguyu tanımlamaya çalışıyor. Buna da bilişsel cimrilik deniyor. Hayatta kalabilmesi için de buna ihtiyacı var. Fakat bu bazen işte empatik yanlışlıklara da yol açıyor. Yani yanlış duyguları tanımlıyoruz, yanlış algılıyoruz. Sizin söylediğinizi desteklemek için eklemek istedim. Teşekkür ederim. Yani kısaca temsiller var. Şimdi siz orada duruyorsunuz. Bu lacivert takım elbise, mor kravat. Şimdi biri geliyor. Şimdi orada kameraman arkadaş var, kot giymiş. O ona başka davranıyor, sana başka. Temsili farklı. Ya oraya geçen herkes uzman. Burada duran herkes yok öyle bir şey. Temsillere bakmak gerekiyor. Bu şey benim için neyi temsil ediyor? Ben bugün buraya gelirken ne giyeceğim diye düşündüm. Dedim şimdi benim konuşmalarım böyle şey biraz hafif hem hoş olayım hem resmi olayım hem özgün olayım. Bak düşündüm çünkü beni izleyenin kıyafetimden benimle ilgili karar veriyor. Evet. Bilinçaltı. Bilinçli değil, farkında bile değil o. Bilinçaltı bana benzeyen bir tipler hoşuna gidiyorsa beni çok seviyor. Ay diyor bu ne diyor eğer sevmeyen bir tipe benziyor. Benimle kişisel hiç değil konu. Dolayısıyla biz sizin sorunuz neydi? Tiplere göre mi? Evet kesinlikle. Ve karşımızdaki kişiye göre duygularımızı şekillendiriyor. Fakat burada da ben şöyle bir şey var. Tolteklerim bunlar yasalarıymış. Çok hoşuma gider. Hep bunu söylerim. Olumlu kelimeler kullanmak zihni değiştiriyor, dönüştürüyor. Hem dediği gibi Serap Hanım'ın inner talk, iç seslerinizde uyandığınızda ben hep iç konuşmalarımda olumsuz konuşuyorum. İç konuşmalarım nereden geliyor? Aileden geliyor fark etmeden. Onu yapma, şimdi konuşma, yüksek sesle konuşma, alçak sesle konuşma, sen sus. Bunlar anne babamın, onlar yok artık. Hiç fark etmeden onlar, bak bu kızı babam görse beğenirdi diyor oğlan ya da annem görse. Hala ölmüş şu anne babası. Bu benimle gurur duyardı diyor. İç konuşma var. İç konuşmalara uyandınız mı? İlk işte o mindfulness, awareness, farkındalık hepsi onların başlıyor. Şimdi bu konuşmaları yapan kimler? Ebeveynler. Onları bir önce dur ya ben kimim? Başarı. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Ben başarılı olmak istiyorum. Hepimiz başarı. Benim istediğim konuda mı başarılı olmak istiyorum? Yoksa toplumun bana dayattığı konuda mı başarılı olmak istiyorum? Çocukken fark etmeden bilinçaltıma sokan konularda mı başarılı olmak istiyorum? İşte o zaman content hani mutluluk diye bir şeyin peşinde koşmayacağız ama ya iyiyim ben tamam öyle her gün uçan bir sevinç içinde olmasam bile tatminliyim duygusuna gelebiliriz. Sizin sorduğunuz sorudan nerelere gittim dur. Temsil konusu çok önemli. Çok hoş. Karşımızdakinin temsili bizde otomatik bir şey yaratıyor ya hemen uyanık olup dedim ya birinci madde kelimelerle düşünüyoruz diye. Kelimeleri değiştirmek. İkincisi hiçbir şeyi kişisel almamak. Ben şöyle anlatıyorum onu. Evlisiniz değil mi Korkut Bey? Kaç yıl oldu? 18 bitti 19'a giriyoruz. Maşallah çok da genç görünüyorsunuz. 18 yıldır eşiniz, hanımınız her gün eve geliyor değil mi? Çok şükür geliyor. Her gün geldi. Bu kadın her gün 18 yıldır eve geldi. Geldi. O var ya başka biriyle olsaydı da gelecekti biliyor musun eve? O iyi bir kadın öyle. Doğru. Evlenince gelecekti 18 yıl. Kişisel alma yani.
Enteresan bir yaklaşım. Evet. Yani anlatabiliyor. Ben evlendim, boşandım. Ben başkasıyla evlenseydim de boşanırdım. Ne demek istediğim var? Kişisel almayın yani. Ha, tabii tabii, şahsa yönelik değil. O yapıyla ilgili bir şey. Yani siz ne bileyim bugün böyle konuşuyorsunuz. Başka programa gidiyorsunuz. CNN'de de böyle konuşuyorsun. Ben Habertürk'e gidiyorum. Orada da CNN'de de böyle. Ben kişisel almayın. Size değil Serdar Bey. Evliliğe gitmese Korkut Bey'in de yani, bir katkısı vardır. Yani o bana değil, o herkese böyle duruyor. Taner Bey herkese böyle duruyor. Ama yaklaşımlarını da bugün işte gelirken aynı araçta. O hep böyle. O konuşması öyle... yok yani. Ama siz de her zaman konuşmayı seviyorsunuz. Ben de yani hep ne sen kişisel al. Şimdi bu kişisel almama çok önemli bir konu. Yani anne babanız sizi seviyor. Siz Allah korusun bu özelliklere sahip olmasaydınız. Karakteriyle ilgili siz böylesiniz. Hayır, anne babanız, öyle. Hayır, anne babamız biz kim olsak sevecekti. Evet, doğru söylüyorsun. Ya evet, da gıcıksa, yani ben hep yöneticiler için. Yöneticiniz gıcıksa o kuşa da gıcık. O herkese gıcık. Tutum yöneticiniz öyle. Yöneticiniz tutum iyi, yumuşak, efendiyse o herkese efendi. Bu kişisel almayın konusuna uyandığınız zaman 1.000.000 öne geçersiniz hayatla ilgili. Tanacan, üçüncü maddede... Ama bu biraz genellemeye girmiyor mu? Genelleme yapalım dedim. Hani çabuk şey öğretelim burada. Ama genelleme çabuk. Bizi... Ben sonuç odaklıyım. Fazla genelleme hataya da götürebilir. Çünkü siz benim hakkımda bir yargıda bulundunuz. Doğru, yanlış ya da başka yargılarda da bulunabilirsiniz. Ama o öyledir derseniz ona hiçbir şans vermemiş oluyorsunuz. Başka bir şans vermemiş oluyorsunuz. Ve o belki de onu kaçıracaksınız. Belki o öyle değil. O etiketi kaldırıp bakarsanız onun üzerinde sizin o öyledir diye koyduğunuz etiketi kaldırıp bakarsanız... Belki de çok farklı birini göreceksiniz. Belki öyle değil ve siz kendiniz de kaçırmış olacaksınız o kişiyi. Ya da bambaşka bir sizin hayatınızda açılımı yaratabilecek ya da farklı birisi olarak karşınıza çıkabilir. Ben genellemeye değil de herkesin üzerine, yani herkesin bu varlıkların, canlı ve cansız varlıkların üzerine koyduğumuz etiketleri kaldırıp tekrar bakmayı, bir aceminin bakışıyla bakmayı yüceltiyorum açıkçası. Çünkü o zaman... pek çok şeyimiz, pek çok ön yargımız, duygumuz aslında buradan kaynaklanıyor. Ben mesela sizin verdiğiniz örnekten gidelim. Önce bir tartışma yaşadık. Hep aynı şeyi yaşayacakmışız gibi. Ben etiketlemişim. Aman o adamla ben karşı karşıya bir daha gelmeyeyim. Boş ver, yine kapışırız diyorum mesela. Ama hayır, öyle değil, öyle olmayabilir diye kaldırabilirsem o etiketi, belki can ciğer arkadaş olacağız. Ve böyle örnekler çoktur hepimizin Peki, hayatında. Peki niye etiketleme ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü hocam, o kolay geliyor bize etiketlemek. Bir daha dönüp bakma gereği duymuyoruz etiketleyince. Bu adam iyidir, bu adam kötüdür. Bu takım iyidir, bu takım kötüdür. Bu millet iyidir, bu millet kötüdür. Düşünürseniz hayatımıza ne kadar çok etiketleme ve i̇şte genelleme var. İşte bilgisayar cümlelik dediğim bu işte. Evet, kolay. Genelleme ben var. Bir şey eklemek istiyorum. Bunu kaldırabilirsek, mesela şu millet şöyledir diyoruz mesela. Ya o millette öyle olanlar da vardır, yoktur, yani olmayanlar da vardır, aynen, diye bakarsak hakikaten o milletten çok harika dostluk yapabileceğimiz şahane insanlar da çıkar, kötüler de çıkar, herkesten çıkar. Dolayısıyla bu etiketleme bizim stresle ortaya çıkan bir otomatik pilot etkisiyle oluşan bir şey. Otomatik pilot çünkü hep alıştığı şekilde, alıştığı kalıplar içinde gitmeye çalışır. Ve mesela hep aynı, sizin söylediğiniz şey geliyor aslında biraz. Evet. Aynı kaldırımdan yürürüz. Aynı araba kullanırken hep aynı şeritten gideriz mesela. Hep aynı koltukta otururuz. Hep restoranda aynı yere oturmaya çalışırız. Bu çünkü kolay gelir ama aslında hayatı kaçırmaya sebep olur. İnsanlarla ilişkilerimizde daha da çok kaçırmaya sebep olur. Sizin söylediğiniz çünkü, o başka açıdan bakma fırsatını da ortadan evet, kaldırıyor. Evet, onun üzerindeki etiketi kaldırabilirsek, ya ben bunu etiketlemişim, acaba öyle değil mi demeyi başarabilirsek, kolay da değildir. Değil ama mi? Bunu başarabilirsek çok farklı insanlarla karşılaşabiliriz ve empati yapmış oluruz. Ve belki de onun bir derdine çare oluruz. Belki de o bizim bir derdimize çare olur. Ben öyle özelleştirerek bakmayı teklif ediyorum. Ben kesinlikle bunu söylüyorum. Ben kişisel almayın diyorum. İyi kötü diye ayırmayın. Kişisel almayın demek çok başka bir şey. Yani seninle ilgili değil konu. Olayı anla. Bu zaten zengin ol anlamına geliyor. Bu genelleme konusu da o kadar güzel bir konu ki. Zihnin sorunu bu. O 2 milyar data arasında bir dakika içinde ya genelliyor, ya siliyor, ya bozuyor. Ve 2000'ini işlem yapabiliyor. 2000'inden de ben ne kadar hızlı konuşursam konuşayım 200'ünü konuşabiliyorum. Dolayısıyla 2 milyar data geliyor. Hepimize 2 milyar ayrı data geliyor. Hepimiz ayrı, aynı 2 milyar, farklı 2 milyar datadan ayrı 2000'ine işlem yapıyor beynimiz. Bizim anlaşmamız bekleniyor. Anlaşmak ne demek?
aynı anda aynı dataların girmesi demek. İki kişiye aynı anda aynı data giremez ki. Yani data, beş duyuya. Bugünü hatırlarız. Siz söylediklerimi hatırlarsınız. Ben sizin pantolonunuzu hatırlarım. Derim mavi pantolonum vardı. Aa hiç hatırlamıyorum o günü ama şunu diyeyim. Ben onu demiş miydim ya onu Serdar. Herkes başka şeyi hatırlar aynı andan. Beynin sorunu bu genelleme yapmak, silmek ve bozmak. Benim sonuna kadar sizinle aynı fikirdeyim. İyi kötü değil. Zaten iyi kötüyü ortadan ayrı kaldırmak için kişisel alma. Anlamak için. Çünkü ne dedik? Sevgi okulu. Sevgi ne demek? Bir şeyi anlamak için hoşgörü, anlayışı arttırmak demek. O zaman yani bunu yaptı bu. Ne, ya yoksa söyler miyim? Arkandan konuşur. Programı şimdi yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Dayım en sevdiğim insana benziyor. Ben de iyi değil söyledim. Anlatayım. Programı yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bütün bu duyguları konuşurken işte konu defalarca geldi ama onu bir hani blok halinde konuşalım istedim. Çocuklar konusu. Özellikle çocuklarda duygu yönetimi. Aslında işte programın başlangıcında da söyledik ya doğuştan gelenler var, öğrenilenler var. Şimdi özellikle o öğrenilme aşamasında anne babalar ne yapmalı ne etmeli kısmını konuşmak istiyorum. Çocuklar sonuçta belirli yaşlarda yani bebeklikte işte birinci yaş, ikinci yaş, üçüncü yaş hepsi değişik aslında. Yapılması gereken, anne babaların uygulaması gereken yöntemler. Onlardan bazılarını konuşalım istiyorum. Hepsini tabii ki uzun uzun geçme şansımız olmayacak ama Serap Hocam sizle başlayalım. Benim işte bu söylediğiniz olay çocukluk olayı ve anne babaların tutumları aslında üzerine çok epeydir odaklandığım bir şey. Çünkü biz maalesef son yıllarda ebeveyn merkezli ailelerden çocuk merkezli ailelere geldik ve çocuklar artık bizi yönetir oldular. Yani hem çocukları farklı bir yere koyduk ve çocukları farklı bir şekilde tanımlamaya başladık. Bundan yıllar önce diyelim, yani bir 15-20 yıl öncesine kadar çocuklarla bu kadar ilgili olmayan aileler, yani sizin demin söylediğiniz o temel bakım ihtiyaçlarını karşılayıp bu kadar çok çocuklarına odaklanmayan aileler gitti. Hayatını artık çocuğun okuluna, ödevine ve isteklerine göre düzenleyen bir anne baba tutumu geldi. Şimdi birinci yanlış bu. Ve dolayısıyla ne oldu? Çocukların duygularına, ama sonunda ünlemle söylüyorum bunu, gerçek anlamda mı tartışalım? Duygularına çok fazla duyarlı, daha doğrusu duygularından çok ihtiyaçlarına çok fazla duyarlı. Ve çocuklar bir şeyi daha ihtiyaç olarak algılayıp istemeden dahi her şeyi onun önüne yığan, aman hiçbir şey yapmasın, o işte hiçbir şey için yorulmasın, hiçbir şey için emek harcamasın, her şey olsun onun diyen bir anne baba profili oldu. Yani aslında ilk ele almamız gereken şey çocuklardan çok anne baba tutumları. Başka gündemin sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.